Hoş geldiniz Ben Format'a. İyi akşamlar diliyoruz. Sadık Sirenk bugün biraz rahatsız. Onun yerine ben geldim. Hocamız hemen solumda. Suat Demirel, diğer tarafta da Gökhan Gül. Bu akşam konuşacağız. Biten kuşlar var. Hafta sonu heyecan devam ediyor. Yılın son heyecanları artık. Onları konuşacağız. Yurt dışından yine haberlerimiz var program gereği. Diyelim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Zadik'ciğim. Hoş geldin. Şeref verdin programımıza. Zaman zaman böyle tatlı sürprizler de olsa özletiyorsun kendini. Teşekkür ederim. Yani, karizman, güzel. Berberin her şeyiyle her şey mükemmelsin. Tamam. Sizin karşınıza şey geliyormuş, güzel. İddialısın bugün. İddialı. Teşekkür ederim. Güzel bir gece olacak, soğuk bir kış akşamında. Evet. Misafirler çıkacağız. Bakalım. Gerçi atçılığın biraz soğumaya yüz tuttuğu hava gibi yetiştiriciliğin biraz daha böyle ön plana çıktığı günlerde. Sohbet niteliğinde bir program olması dileğiyle. Sözü sizlere bırakıyorum. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar dedik. Hemen Gökhan Güledin. Nasılsın Gökhan'cığım? Teşekkür ederim. Öncelikle Sadık'a geçmiş olsun. Tabii Sadık geçici ama bu hafta evet. Aramızda olamadı. Evet. Onu kendisine geçmiş olsun diyoruz. Bu arada sen hoş geldin. Efsane. Evet. Çok yakışıklısın. Çok sağ ol. Bugün seni çok hazırlıklı gördüm. Suat Hoca da seni görünce bu bir başka keyif deniyor. Çok pozitif elektrik. Evet. Hocan da mutlu. Evet. Yayın öncesi de güzel bir sohbet oldu. Akışlı bir program bizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii Sadık Senk programın moderatörü ufak bir rahatsızlığı var. Bu hafta dinlenecek, haftaya daha iyi şekilde karşımız olacak. Ondan şüphemiz yok. Şimdi hocam tabii yılın son günleri. Evet. Malum kış sezonunun, sonbahar kış sezonunda yılda tamamlanıyor. Çok isimli koşular da kalmadı. Bu hafta sonu ve gelecek hafta tamamlanacak. Daha sonra da 2022'de yeni bir heyecanla. Yeni programla, 2022'nin yeni programıyla startı vereceğiz. Sonrasında tabii devam edecek artarak. Tabii şimdi sezon sonunda zaman zaman enteresan işler olabiliyor. Onu da konuşacağız. Gökhan'la da konuşalım. Tabii sezon sonu olduğu için yorgunluklar olabiliyor. Safkanlarda, evet. Jokeylerde zaman zaman bunu görebiliyoruz. Şimdi yazıyorlar yarışseverlerle katılımda. Tabii ki sürpriz safkanlar geldiği zaman daha çok tabii gündem oluyor. Fakat hep ifade ediyoruz. Şimdi yoğun bir sezon var. İlkbahar yaz sezonu bitti. Çok evet. Önemli koşularda boy gösterdi safkanlar. Bazı eküller safkanlarını alıyor, dinlendiriyor. Bazı eküller devam ediyor. Tabii yorgunluk içerisinde zaman zaman sürprizler de olabiliyor. Kışı Olka. Bekleyen safkanlar var. Soğuğu bekleyen safkanlar var. Bunu iyi bir şekilde aslında etüt etmek de gerekir. Sürprizler açık olması adına. Şimdi Zadık'cığım biliyorsun ki atçılık evrenseldir ve son zamanlarda, son yıllarda özellikle yeni atçıların katılımıyla birlikte vizyon değişti. Artık hiç kimse pencereden bakmıyor. Herkes resmin büyük tarafından bakıyor. Özellikle son zamanlarda, son iki yıldır inanılmaz aygırlar geldi. Bu aygırlar ata, yani atçılığa, yetiştiriciliğe heyecan verdi. Ülkemizde, yani ülkemize gelmeden önce yurt dışında başarılar yüksekti. Geldikten sonra da yavruları devam etti. Bu anlamda kulübün getirdiği aygırları senin bu yılın son zamanlarına yorgunluğu bir nebze o yorgunluğu evet. Alabilecek durumda. Yarın da biliyorsunuz aygır müracaatları son buluyor. Son günü hayırlı olsun diye. Ama ben seni anlıyorum. Şöyle Zadık'cığım bu işin zaten içerisinde var. Yani iki canlı yaptı tek sporla uğraşıyoruz. Evet. Dolayısıyla akşamın bıraktığın atı sabah aynı şekilde bulamıyorsun. Sabah bıraktığın akşam aynı şekilde bulamıyorsun. Birçok kriterler var. Bununla birlikte işte dedin ki soğuk geldi, kış geldi, yağmur geldi. Onu seven var, sevmeyen var, aksilik var. Belli bir zaman dilimini beklentinin altında veya ya da belli bir zaman diliminde istediğini yapamayan eküller oluyor. Buna cevap veren atlar var. Yani bu kadar çok kriter var ki çok güzel bir soru sordun. Ben şunu anlatmak istiyorum. Atçılıkta zaten bu işin içerisine girdiğin zaman o atçılık dokusu eğer ki sana geçiyorsa ki burada kimse kusura bakmasın her atçıya bu geçmiyor. Evet. O geçtiği andan itibaren zaten sen sonuna kadar bunun peşinden gidiyorsun. Ve iki canlının yaptığı tek sporda o at sizin hayatınıza girdiğinde sadece yarışma noktasında değil sizin hayatınıza renk katıyor. Bununla birlikte atçılığınız farklı bir yön alıyor. O yüzden de Zadık'cığım bu senin söylediğin bütün şartlar ya da bütün kriterlerin üstesinden evet. Bu özel canlıyla birlikte gelebiliyoruz. Bu soru güzel. Daha devam eder. Oradan devam edecek. Tamam. Hocama da şeyi soracağım. Geçen hafta hocam bir yere göz göze geldik. Tay satışlarında. Evet. Yeni yüzler vardı. Ki onlar da yeni atlar da aldılar.
aramıza katıldılar. Hayırlı olsun diyelim. Bunların artarak devam etmesi büyük dileğimiz aslında. Nasıl görüyorsun bu vakit? Şimdi şöyle bir şey. Geçmişteki satışların ilklerinde o zaman rahmetli Bahadır Bey dernek başkanımızdı. Evet. İnci Hanım bir dönem başkanımızdı. Ben de küçük bir vazifemiz olsa da satışlarla ilgili arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çok çalıştık. Çok renkli satışlar oldu. Hatta ilk yaptığımız padokta 2009. Evet. Beraberdik. Buradan kendisini saygıyla anıyorum, ellerini öpüyorum. Sayın İnci Özdemir Başkanımız ilk tayı satın almıştı. Böyle bir bayram panayır havasında çok güzel bir coşkulu bir satış olmuştu. Hatta unutamayacağım bir estantane de şudur orada. Yalçın ailesi, Oğuz Yalçın, İshak Yalçın beyefendiler gelmişti. O satıştan değerli başkanımız Serdar Adalı'nın Step by Step isimli tayı almışlardı. Aynı bu satışta olduğu gibi limitine küçük bir fark kalmıştı. Halil Güneş kardeşimiz ekürünün yetkilisiydi. Satış esnasında hani yeni bir atçıdır teşvik etmek amacıyla da arada çok küçük bir fark kaldı. Ne dersiniz dedik. Halil'in de ben böyle bir karar alsam dayı beni kırmaz yeni bir atçıdır dedi. Kendi şahsi inisiyatifini kullanarak güzel bir tayla atçılığa başladı Oğuz Bey. İşte arkasından neler geldi neler gördünüz. Oldu. Yani başarıları oldukça büyük başarılara imza attılar. Görüntüler de geliyor ekrana. Zaten. Evet. Oldukça büyük başarılara imza attılar ve daha sonra kendisi harada şu an harası var. Ciddi bir yetiştiricilik potansiyeli var. Biraz bir da kıvılcım nerelere getirdi. Muhakkak ki yani bir sevgi, bir aşı tuttuğu zaman ağacın ne kadar meyve vereceğini bilemezsiniz. Oldukça yeni simalar, yeni yüzler vardı. Bazı şeyler bize özgü. Mesela orada Talip Başkanı'nı da buradan kutluyorum. Değerli yönetim kurulu üyelerine, özellikle Fatih Çiftçi kardeşimiz de çok emek verdiler. O olay esnasında olaya hakimdiler. Gerek alıcılarla gerek satıcılarla anında kontağa geçtiler. Salonda herkes sevgi ve saygı gösterdi. Zaman zaman alıcılar feragette bulundu. Zaman zaman satıcılar feragette bulundu. Hatta bir enstantane tarihe geçti. Başka programlarda da gösterdi zannediyorum. Küçük bir evet, sarışın bir erkek çocuğu zaten vardı. Çok uğraştım. En son amca 85 lira olmaz mı dedi sana. Peyi alıyor, aman, kaldırıyor. Raketi. Ver diyor, ver diyor. Ve o esnada da sürekli ben tam karşımda ben göz temas kuruyorum. Ya satış gerçekleşmese ben çok üzülecektim. Yok abi sürekli babasını kolunurtuyor. Evet, evet, kolunurtuyor. Hadi baba arttır diyor. Çocuk zaten arttıramıyor. Elinden aldı babasını. Evet. Tabii. Baba raketi sonra aldı. Önce evet, dürttü. Baktı olacak gibi değil. Dürtme işe yaramıyor. Raketi aldı. İnşallah taş şampiyon olur. İnşallah çok değerli başarıları imza atar. Hava şartlarında bir takım eksikler olur, artlar olur. Ben her zaman için şundan yanayım. Bizler 1 TL'ye de 1000 TL'ye de yani misli olarak at sattığımız, aldığımız zaman satışları öğreneceğiz. Buradan emeğe geçen herkese bunu genel anlamda düşünmek lazım. Bu bir pazardır. Ama şunu söyleyebilirim. Kağıdı güzel, eşkali güzel, taylar hepsi değerini buldu. Yetiştiricilerimizin kendi koydukları yani gözü limitleri, hoş gelen kağıdı güzel atlar, taylar satıldı. Mesela daha enteresan bir şey oldu. Önce atı almaya karar verdiler. 125 anlaştılar. Ya. Sonra caydılar. At dışarı çıktı. İçeri girdi. İsmail Karaman kardeşimiz geldi. Uykudan kalktım geldim dedi. İlk çıkan tayı 150 bin liraya aldı. Böyle de olabilir. O da Rıza Bey'de yani 125 önce kabul etmemişti. Yani sonra güzel şey. Güzel, çok güzel tatlı şey. Güzel böyle bir sohbet havasında tipik böyle bir Anadolu evet, içimizden insanların birlikte olduğu. Bize özgü çok satış. Bize özgü bir satış oldu. Bunun hiçbir kriteri yok. Yurt dışında sen çokça gittin yani böyle bir şey. Böyle, imkan böyle bir şey imkan da değil. Hemen dışarı atarlar. Şimdi Zadık'cığım şu da var. Şimdi tabii ki bu hani ama satış. Ama şunu söyleyeyim. Böyle bir satış ama ne oldu biliyor musun? Pardon. Hatta bu satışta o atın. Hangi atın? Şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Buna benzer bir şeyi Ali Taşbek kardeşimiz yaptı. Satışta Ali bit yapıyor. Fakat öksürür oradaki bitleri alan kızlar bir türlü Ali'yi ya kale almadılar ya duymadılar. En son Ali ayağa kalktı. Elini salladı. Arttırma yapıyor. Elini kaldırınca kuledeki hanımefendi Ali'nin bitini aldı. Dedi ki nine görmeseydi dedi bak paramı almayacaklar dedi. Ve o tay anne karnında gelen tay doğdu ve burada kısa vadede kazandı. Hatta bu satışta tayı satıldı o kısıran. O tayın. Oradaki satıştan gelip buradaki satışta geldi. Tayı burada satıldı. Burada tabii yarış kazandı. Kısa vadede 7 kazandı. Tarafları. Arkasından da bu satışta hangi tay bilemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İsmini de yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Çok inspection
Inspiration öyle doğru, bir şey. Doğru var öyle. Inspiration şeyden gelen. Evet. Anne katından gelen. Evet. Gördüm onu. Onun bir tayıydı. O tay da aynı böyle Allah. Aynısını yaptı. Aynen. Ki oldukça zaman geçti üstünden. Yani. Şimdi bu satışlarda ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Bence tabii ki Türkiye Yarış Atı Sahipleri Derneği'nin tüm yönetim kurumu kutlamak lazım. 25 tane taş satıldı ve orada ciddi bir emek vardı. Ama bu sadece taş satışı, tayların satılmasıyla alakalı değil. Oraya yeni gelen atçılar ya da atçılığa yeniden başlamak isteyenler oradaki atmosferi görüyorlar, oradaki havayı görüyorlar. Her şeyden önce mesela orada satılan atları takip ediyorlar. Ben bunu beğenmiştim, alsa mıydım, almadım veyahut da gücüm yetmedi. Yani birçok kriter var. Oraya takılmamak lazım. Ama o satışta gelen, satılan ya da satılmayan taylar bir yıl sonra sana referans oluyor. Sonra satıştan sonra da duyum aldık. Yani benim duyduğum en az 5-6 tay daha işlem gördü. Evet. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Gerek Talip Öztürk Başkanımız gerekse yönetim kurumundaki değerli üyeler hepsi satışın başından sonuna kadar salondan ayrılmadılar ve ciddi bir ev sahipliği yapıp gelen misafirlerle, büyüklerle, küçüklerle ilgilendiler ve yardımcı olmak çok çalıştılar. Tamamen satışa sahip çıkıldı. Aynen öyle. Devam olacaktır. İnşallah çeşitlenir. Ben çeşitlenmesine yanayım. Çeşitlenmesi adına çalışmalar var ama olmalı. Daha geniş bak. Daha tabana yayıp daha geniş kitlelerle masaya oturup fikir alışverişinde bulunmakları gerekir. Hepsini. Bu arada Zadik de çok başarılıydı. Elimizden geldiği kadar. Bu arada Zadik'le Kaan'ın süperdi. O tayların satışının ikisinin de emeği çok geldiği kadar borsayı bulmuş. Esen Hanım da orada. Tabii muhakkak güzel, sürekli. Esen Hanım da hepimize girmiyor musunuz orada misiniz diye. Yani orada çok güzel bir atmosfer güzel, vardı. Güzel sıcak bir atmosferdi. Ama şeyde yalnız tabii hepsine çok çok teşekkür ederim. Ama tabii Ali Rıza Bey çok hoşgörülü davrandı. O Arıza Çelikoğlu. Tabii hepsi. Tevfik Bey'i Allah rahmet eylesin. Tevfik Bey'i hep andık o gün. Ve tam yine dün yayına gelirken babasının oğlu kalender davrandı. Yapması gerekeni yaptı. Baktım arkadan bir araba üzerime geliyor dün gelirken. Eyvah kim? Erdem Mutlu. Dedim vallahi yok şu anda para. Erdem değil paralı çünkü Erdem inanılmaz derecede. Ona çok çok teşekkür ediyorum o konuda. Erdem de sağ olsun çok yardımcı oldu. Bu önümüzdeki sene artarak devam İnşallah edecektir. İnşallah devam eder. Çünkü önümüzdeki sene biliyorsunuz ki geçen sene ülkemize gelen aygırların tayları doğdu. Yıl geçtiği zaman bir yaşına olacaklar. Yıl sonunda sahaya ve pistlere ve muhtemelen satışa sahneye çıkacaklar. Önümüzdeki yıl daha da çetin geçecek ama daha güzel olacaktır. Efendim selamlar gibi Sercan Bey geçmiş olsun dilemiş sağda. Ömer Bey, aygırlığa yeni ayrılan atlarda yarış hayatlarının yeni bitmiş olması performansı etkiler mi aygırlık performansını diyorsunuz? Yani önümüzdeki haftalarda konuşabiliriz çünkü tabii. Aygır yarın biliyorsunuz ki müracaatlar var. Ondan sonra daha ondan sonra devam edebiliriz bu ve benzeri sorulara. Tokgöz Beyefendi, Bursa'da baba oğul beraber koşmuştu. Adalı ikilisinin hatırlarsınız yıllar evvel. Laparegli'ne Bayrkonu Aristokrat Direct Line diye biliyorum ben. Yok. Aristokrat değil. Aristokrat Direct Line mi biliyorsun? Yok. Adana Ekürüsü'nün Hasan amca koştu. Evet. Adana'da 4 at koştular. Ben çok iyi biliyorum. Ben de çok aslında. Ama şu an dilim ucuna gelmedi. Biri Laperegli'ne da. Evet. Bir tane o startta önden giriş yapan at mıydı? Laperegli'ne mi? Biraz hatırlayamıyorum şimdi. Bir tane bir şey olabilir. Bizim izleyiciler hemen yazacaklardır. Diyelim o zaman ilk girişi yapalım. Bahsi Çift Kurtandığımız mücadeleye gidelim hafta sonu İstanbul'a. Captain Fantastic koşu da start almamıştı. Best Afgan start aldı. Katsu koşuyu Halis Karataş da kazandı ki Katsu bu performansıyla sentetik pistte 6 start, 4 birincilik, 2 ikincilik elde etmiş oldu. O gün yeniden ifade ettim. Son startında dezavantajları vardı. Evet. Kilo anlamında. Doğru. Gökhan Kocakaya da bu bağlamda hem Safkan'ın kilosundan dolayı mümkün olduğu kadar koşuda kontrolü gitmeye çalıştı. Bir yerde liderliği aldı ama sonlarda geçirmişti. Bu kez dengeler, kilo dengeleri eşit olunca Katsu için pek de zorlanmadı diyebilirim. Gökhan. Şimdi Zadık'cığım şöyle, Katsu zaten bu senin anlattığın kriterlerin haricinde bir de bir önceki koşusunda su sarılı forma atının yerindeydi. Hafiften dışarı meylim vardı. Bir acıya dönerken belki ufak tefek bir sıkıntısı olabilir ya da o günlük öyle bir durumla karşılaşmış olabilir. Onun da etkisi oldu. Hatta 700'lerin 800'lerin oralarda Gökhan onu biraz daha kendini toparlasın diye bir iki küçük böyle uyarı kamçısı yaptı. Ama bugün bir start çekmesi biz o koşuyu koşu sonrası analiz ettik. Bu koşuyu da önce analiz ettiğimiz için konuya tam hakimiz. Ben bir starttan çıkması önde biraz tempo verecek atların olması Katsu'nun lehine olacağını paylaşmıştık. Burada bir viraj alabilirsek yönetmeninden. Bir viraj sayın yönetmen rica ederim. 800'den mi gelelim? Evet, şimdi burada tabii ki şöyle bir durum var Zadik. Her zaman buradan çok rahat çıkıyor. Yeterli, tamam. Şimdi Cafer Bey önde gidiyor, diğer taylar hemen
yanlarında. Tabii ki katsu kuvvetli olduğu için ve öndeki giden tellerin birazcık da temposu düştüğü için bak bu aradan girdi, evet, ve çıktı. Şimdi oradan girip çıkması onun aksiyonun bozulmadan, atların dışarısına dolanmadan ya zaman da zaman kaybetmeden. Zaman kaybedip atın konsantrasyonu da bozmadan o kolaylığıyla birlikte bir anda öne açılıp düzük dönür dönmez son üç üzerine çıkınca bana kalırsa çok zorlanmadan kazandı. Cafer Bey etkili bir at, gayretli bir at daha doğrusu. Etkili bir yarış yaptı. Ben koşusunu beğendim. Timurkan öyle koştu. Ama kazanan Katsu bugün için yapabilecek bir şey yoktu. Katsu'ya şöyle ekleyebiliriz. Katsu aslında kısrak babası Kuve. Biliyorsunuz Kuve'nin içinde de giden yavruları var ama kumda çok daha başarılı. Katsu da ilk iki yarışında çimde koşmuş. Tabii bu ilk iki yarışında çimde koştu. Altıncı, dördüncü oldu. Çimde gitmiyor. Kötü koşuyor demek için erken. Ama sentetiğe döndüğü andan itibaren koştu. Altı yarışın dördünü kazanıp ikisi ikinci oluyor. İkisinde de ikinci oluyor. Evet, ikisinde. Yani bu at çok iyi bir sentetik atı. Sentetik pistte kendini ve gücünü gösterebiliyor. Bugün içinde bence zorlamadan kazandı. İyi bir kış sezonu geçirecek. Önümüzdeki yaz sezonu da hazırlıklarını düşünerek koşu programı yapacaktı. Sonuçta usta ellerde antre ediliyor. Ekener ailesinin bir atı. Ekener de çok eski atatçılığa katkı sağlamış. Benim de uzun yıllar atlanabildiğim çok değerli bir ekürüdür. Böylesi başarı safkanı olması bizi de mutlu etti. Devamı gelecektir. En azından sentetik pistte önümüzdeki yıl önemli yarışlarda dahil iddialı koşularda söz sahibi olmaya aday bir at. Evet, gerçekten sentetikte bambaşka bir katsu var. Bu arada La Peregrina, Tayfunik Rising. Evet, La Peregrina aklıma geldi. Tayfunik Rising aslında hiç unutmamamız gerekiyor ama bir anda sohbet değişti. Dört at koşmuşlardı. Şöyle bir durum söz konusu. Gitti, geri geldi Tayfunik Rising. Bahar abi de bir ara vermişti. Bahar konu kulakları çınlasın. O da bir ara vermek zorunda kalmıştı. Tabii o zamanki jokerlerin birçoğu hepimizin kilo sorunu da vardı. Evet. Sonra tekrar geldi. Bir iki yıl pistlerde bir esti. Böyle özellikle Adana'da bayağı bir koşular kazanmıştı. Sonra oğlu Niyazi sahneye çıkınca kendisi tekrardan emekliliğe ayrılmıştı. Güzel günlerdi. Evet, teşekkür ederim izleyicimize. Diyelim hocam, Ekenler ekürisi çok değerli bir ekürü. Bir sessizlik vardı. Ama bu sessizlik bozuldu katsuyla. 6'da 4 sentetikte. 2'de ikincilik. Şimdi zaten şöyle bir şey. Ekenler ailesi atçılıkta çok eski bir aile. Ercan abi atçılığa devam ediyor. Diğer Galip abi de devam ediyor mu? Gökhan sen Adana'ya gidip geliyorsun. Bir ara beraberlerdi. O benim o Romus, Texas, Gale. O çok eski ama. O zamanlarda gittiğimde hiç denk geliyor musun? Geliyor mu Galip? Gelmiyorum, yok denk gelemedim. Bir iki tane kendinin de atı vardı. Belki fabrikalı ya da çiftlikle uğraşıyor. Olabilir. Ya atçılıkta çok mahsusi olan, çok değerli safkanlar pistlere kazandırmış. Çok özel, çok güzel formaydı. Bu tay da çok değerli bir. Siz başında söylediniz. Geçtiğimiz bir önceki yarışından önce de söylemiştim. Kilodan etkilenebilir ki etkilendi ki 60 kilo tay için çok ciddi bir kilo. 2 yaşlı bir tay için. Çok sevimli, çok yetenekli. İstediğinde sürete kolay ve rahat çıkıyor. O yarışın içindeki süretini iyi kullanabiliyor. Bu grubun biraz üstünde bir safkan. Bunlara bir tık fazla gelecek bir safkan. Evet. Seneye daha güzel yarışlarda biraz daha gelişecektir. İyi bir İstirahat dönemiyle ilkbaharda güzel yarışlarda göreceğiz. Güzel bir eşkale, sakinliğe. Benim atlarda en dikkat ettiğim şeylerden biri ringde de görüyorum. Hareketleri, gerek davranışları, zeki bir at. Bakışları. Üstüne koyarak gidecek olan taylardan bir tanesi. Hocam Çakırlar iyi start alamadı. 2-3 boy kadar geç çıktı. Evet. Koşta çünkü dışarıları dolandı. Çok dolandı. 2 numaralı safkanı start almayınca yani Katsu'ya en çok sorulacak isim dışında Çakırlar geliyordu. Doğru. Ama İnstart'tan bir keyifsizlik gibi bir öyle bir görüntü biliyor musunuz daha? Zadik'cim şöyle, 2 yaşlı İngiliz tayları, 3 yaşlı Arap tayların kötü koşma lüksleri vardır. Bana kalırsa Çakırlar zaten starttan çıkarken böyle bir isteksizlik ya da o gün için adaptasyon eksikliği vardı. Ve sonrasında aksiyonu tamamladıktan sonra geldi, biraz arkalarda oyanmayayım, biraz da önlere doğru gideyim dedi. Ama o gün için bekleni çok altındaydı. Evet. Gerçek Çakırlar bu değil. İlerleyen günlerde farklı iyi yarışlar yapabilir ama dediğim gibi yani bunlar daha çocuk, 3-5 yarış koşsalar da tecrübe edinseler de ufak tefek bir eksiklik ya da yaşanan o gün için bir sıkıntıdan dolayı böyle bir yarışlar yapabilirler. Bir sonraki koşuna da bakarak değerlendirmek lazım. Vermek gerek. Ama gerçek şu ki ilkbahar yaz sezonuna kadar sentetik pistte İstanbul'da o 3 aylık sürede Katsu belirlenen koşu trafiğinde birkaç kez yine karşımıza çıkacak. Ama seni iddialı girecek gibi duruyor. Aynen. Ya, çok inanılmaz bir rağbet var bugün.
böyle ona buna selam melam yollamıyoruz ama Almanya'dan gelen bir grup var. FİKO grubu diye. Oo. Grup başkanı Orçun da var. Selam olsun. Yani Almanya'dan geliyorlar. Oo, restoranda bizi açıp izliyorlar. Küçük bir pozitif ayrımcılık yapmış yaptık olduk. Onda. Selamlarınızı gönderelim efendim. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Koşusu için Adana'ya gidiyoruz. Kısa vade 8, 3 yukarı İngilizler. 1400'e çıktı. 7 safkan mücadele etti koşuda. Ve The Derviş Akın Sözen'le koşuda birinci oldu ve bir sürprize imza attı. %8 ile altılı ganyan favori tablosunun altını sıradaydı ama yarı severler zannediyorum The Derviş'in Adana performansını biraz atlamışlar. Çünkü Kumpis'te kazandığı koşuların yarısı Adana'da. Bursa'da çok enteresan bir koşu kazanmış, evet. Hatırlarsan. Tarihi bir koşu. Aynen. Tribünlerden gelip dışarı kazandı koşu. İki tane 9'unculuğu var grup koşularda. O belki yarı seviye biraz geri noktaya attı, bilemem. Sen neler söylersin? Şimdi Zadik'im, tabii ki o Bursa'daki kazandığı, yani son zamanlarda çok böyle görmediğimiz, alışık olmadığımız bir yarıştı. Ama koşunun ardında iki tane senin dediğin gibi beklentinin altında performans gösterince acaba ne yapacak diye yarı severler de kararsız kalıyor. Ama bugün o Bursa'daki yarışını yapıp ama yeri de iyi olduğu için çok fazla zorlanmadı. Mesela buralarda bak iki atın arasına girecek o kadar kolay ki. Evet, girdi, bak girdi. Hemen buralarda dışarıya çıktı. Süper tuna devam ediyor. Kolay değil yani. Hemen o aradan çıktı. Dört boy yaptı. Sadece son ikizden sonra içeri doğru meyillendi ama bu jokeyle alakalı değil. At da alakalı. At, yani at böyle biraz öne çıktığı zaman acaba bir hareket yapabilir mi? Acaba hani beklenmedik bir durumla karşılaşabilir miyiz diye içeri doğru meyillenince akıl müsaade etti, bana kalsa doğrusunu yaptı. Kimseye de zararı yok. Evet. Şu görüntüye bakıldığı zaman Zadik koşu 1.26 bitiyor. 6-7 boy önde kazanıyor. Evet tabii ki iyi bir Sümelan, Adana'da iyi yarışlar yapıyor. Süper Tuna, Trilya, bunlar belli bir istikrarlı atlar. Çok daha güçlü, sıkı rakipleri de var. Ama bugünkü performansı kurduğunda bundan sonraki yarışlarındaki yani grup koşular da dahil olsa koşuyu kazanmaya çok yakın bir isim. Yani bu koşu öyle çok kolay basit bir yarış gibi değil. Yani bugün iyi koşuda kazandığı durumu yok. Start verildiği andan itibaren her yerde rahat, koşuya hakim. Boşluğu bulduğu andan yürüdü. İki atın arasından çıktı, 5 boy yaptı. 6 boy yaptı ve kazandı. O yüzden de Derviş bir sonraki koşusuna yine dikkat etmek lazım. Acaba aynı istikrarını sürdürecek mi? Yoksa Bursa'da kazanmıştı iki yarış, sonra iki yarış kötü koştu. Yine öyle bir yarış mı yapacak bilemiyorum. Eğer o yarışta da iyi yarış yaparsa o zaman bu ve benzeri koşularda yarış severler daha dikkat alırlar. Evet. Yani sürpriz olmaz. İstatistiğe bakarsan hocam, Adana performansına bakarsan geçen sene kazandığı koşulardan yine kazanıyor. 2-2-1-1 yapıyor. Sonra bir daha geliyor yine kazanıyor. Yani Adana'da Safkan'ın kazanç durumu gayet iyi gözüküyor. Ayrıca da şöyle bir durum söz konusu. Şimdi tabii biten üstüne konuşmak biraz kolay. Daha rahat konuşuyoruz. Yarışta tek 62 kilo koşan bir Safkan. Çünkü kazancı gruplarda bu tarz yarışlarda, üst seviye yarışlarda kazanç elde ettiği için tabii. Evet. Yarışa en ağır kiloyla katılan. Kısa vade 8 diye giriyor zaten. Evet, yani kısa vade 8'e rakiplerine 1 kilo 2 kilo vererek giriyor bu yarışa. Bedestan çok güzel bir yarış koştu. Doğru. Evet. Dikkatli baktım. Hayatında koştuğu bu ikinci kısa vade yarış. Genelde handikap ve iyi handikap tarzı yarışlarda boy gösteren, iyi bir handikap atı izlenimi sergileyen bir Safkan'dı. Bugün bence hayatının en iyi yarışını koştu. Hocam ben de dikkatimi çektim. 1 milyon yakın kazanç sağlamış. O dediğin yarışlardan bayağı kazanç kıyıdan sağlamış. Tabii ki. Kıyıdan tabii ki. Güzel, iyi bir handikap atı. Bundan sonra biraz daha üst seviyeye gidecektir ve bir sonraki yarışta daha dikkate alınarak koşacaktır. Çünkü bugün arkadan gelenlerden bir Derviş'e mağlup oldu. Evet. Önde ciddi, güzel bir tempo ve sürat sergiledi. Güçlü bir Safkan. Bir çıkışta iyi koştu. Ben Zadik Bey, siz tabii daha önce programlarımızda birkaç defa birlikte olduk. Ben her zaman bu tarz mevsimlerde, yani sezon başlarında, özellikle de bu kış mevsiminde atlara kredi tanımamız gerektiğini, ilk birkaç yarışında gerek şehir, gerekse iklim, soğuk sıcak farkı, gittikleri ahır yadırgamaları, bunlar bir takım şeyler, hep faktörler. Nihayeti bu da etten kemikten bir canlı. Evet, bir takım şeylerden olumsuz etkilenebiliyorlar. Görmeyenler için ikaz edeyim. Mesela Nart'ın kılıcı, benim çok beğendiğim, çok güzel, eşkalli, yetenekli bir Safkan. Sosyal medyada Onur Dilbaz kardeşimiz, atın yarışında yaşadığı bir şanssızlık ve ayağında ciddi bir kesik oluşmuş. Evet. Bir yara oluşmuş. O tabii, kesik de çok acır. Çok acır. Yani çok acır orası. Yarışın kaçıncı metresinde ne şartlarda oldu, atı olumsuz etkileyeceği kesin. Yoksa böyle tabelanın dışında kalıp mücadeleden çıkacak bir Safkan değildi. Evet. Ve yeri de çok güzeldi. Düz yolda
etkili gelecek gibi göründü fakat o etkiyi sonlarda göstermemesi zaten nedeni, buralarda belli atı artık evet, belli oldu. Jockey kardeşimiz de yarışı atı terk etti yarışı. Doğrusunu yaptı. Daha zorlamanın bir manası yoktu. The Derviş kariyeri belki de bu yarıştaki en kariyerli safkan desek haksızlık etmiş olmayız. Tabii. İnşallah başarılarının ve istikrarının devamını dileriz. Koştuğu gün geçemeyeceği bir safkan yok. Mesafe pek seçmiyor. Annesi de çok iyi bir anne. Yani evet. Dimeç'i verdi ki Dimeç koşu hayatı devam etseydi evet. O da grup koşu kazandı. Sefir Bey var. İyi bir anne. İyi bir anneden geliyor. Yeni bir don yapmış sonuçta komitesi yani. Bu. Efendim? İyi bir don. Safkan'ın. Ya ama 3 tayı da Adana'da çok iyi koşuyor. Bak evet. Sefir Bey de Dimeç de Adana'nın evet. Onu özellikle belirttim onun için. Güzel bir yarış oldu. Sümelen ne olursa olsun çok zor yarışlardan ya yıllardır üst seviye yarışlarda farklı şehirlerde üst seviye yarışlardan koşuyor. Biraz yorgun bir safkan. Bir de sürekli koşuyor. Artı bir de yani. Önde kendi tempoyu verdiği zaman daha rahat koşup daha iyi netçelere gidebilen bir safkan. Bedestan'ın bu yarış yapması onu biraz olumsuz etkilemiş olabilir. Süper sona fena değil ama sanki bu grup bir tık sert geldi gibi. O da böyle yeteneği olup biraz bekledikçe, dinlendikçe daha iyi koşan bir safkan. Trilya bir verdiği aranlardan bir yarış gördü. Bir sonraki yarışında bildiğimiz, sevdiğimiz klas Trilya gibi koşacağına inanıyorum. Çok yürekli, yetenekli bir safkan. Çok güzel eşkalli bir safkan. Tabi bu atlar kendi aralarında koştukça performansları ve neticeler fark edecektir. Tebrik ederim. Gerçekten güzel performanslı Derviş. Ağır kilosuna rağmen net bir birinciliğe imza attı. Akın Sözenli. Bir gün sonra İzmir'e, aynı gün İzmir'e gideceğiz. Günün 8. koşusu grup 3 mücadeleye. Can Mete Ankara'da ilk kez kuma çıkmış ve kazanmıştı. İkinci kez kuma çıktı ve bu kez 11 boy gibi çok net bir farkla. Pek kumda sayılmaz yani. Pek de verir. Biz koşuları da bir hayli zorluydu. Fazla da koştu diyebilirim. Dün biz biraz telkus hani. Zaten koşu rahat kazanmasının sebebi o fazla koştuğu denilen o kritik nokta. Orada fazla koşması diyeceksiniz ki nasıl yani bu kadar dezavantaj normalde değil. Niye bak buralardan sonra boşluktaydı. Ne zaman o öndeki mavi formanı, Tarkan olan formanı at Çelikcan. Hemen onun da dışına çıktı. Şimdi Zadik bu pistlerde atlar işte her at önde gitmiyor. Her at liderliği alamıyor. Arkalarda kalıyorsun. Start numaran, kilon, atın, ayağının çabukluğu olmaması. Birçok etken var. Ama o arkada kaldığında atların boşluklarını görmen lazım. Atların aksiyonlarını yaptığında, arkaya kum ya da çamur attığında önce atın yüzüne sonra kendi yüzüne gelmemiz için o boşluklara ya ata biraz daha yakın gitmen lazım. Aksiyonuna yakın. O biraz tehlike böyle havalarda. Ya da atlar koşarken çok küçük bir boşluk ara olur. Oraları bulman lazım. Biz 800'leri alalım. Biz 800'leri alalım çünkü orada Özcan'ın verdiği kararı evet. Bekan muhtemelen bize anlatacak. Alalım biraz daha. Biraz daha gelsin. Düz. Evet, evet bak, şimdi buraya oynatalım gelsin. Evet. Şimdi bak buralarda o dediğim yer devam etse o boşluk dışarı çıkamasa. Evet. Çelikcan'ın arkasında. Şimdi burada tekrar dışarıya çıktı. Tabii ki atına güveniyor. Her at bu kadar seri değil. Tameron'un yavruları bu kadar çok hızlı başlayamıyorlar. Birazcık daha mesafe ya da biraz daha aksiyonun tamamlaması adına zaman istiyorlar. Bir de tabii kısak babası Bodrum. Bodrum çamurda inanılmaz yavruları vardı. Ben çok bindim. Hani kendisine çok şey yapamıyorum. Bilmiyorum ama yavrularına bindim çok. Çamur pisti çok sever. Tamer'in oğlu. Ankara'da da kazanmıştı. Kumda. Ve bugün için çok zorlanmadan bir birincilik elde etti. Şimdi enteresan tarafı bu 3 hafta önce, 4 hafta önce stüdyoda konuştuk. İşte her yıl İzmir'de bir Arap atı çıkıyor. Hızlı Ahmet çıktı. Memduha çıktı. Can kardeşler var. Yani sürküle ediyorlar İzmir sezonunun 3 yaşından 4 yaşına dönen 4 yaşlı koşulları. Bu performansa bakıldığı zaman aynı bir Hızlı Ahmet gibi bir Memduha yani. Gibi bir izlenim var. Yani sonuç itibariyle bakıldığı zaman Zadıkçin 1.36.84 kolay değil bu pistte değil. 11 boy 11 yapıyor. Boy. Grup yarıştan bahsediyoruz. Muhakkak sürekli mesafe uzadığında başka atlar gelecektir. Pistin değişikliğinde atlar daha iyi koşacaktır ama yani yarım boy, bir boy, iki boy kapandı, daraldı. Her şey lehine dinimi yok. 11 boy var. Bu aralar çok kapamaz. Ancak Can Mete eksik koşarsa evet. Bu aralar kapanır. Dolayısıyla da muhtemelen bu koşunun ardından 2021-2022 sezonunun flash atı İzmir'de Can Mete olacakmış gibi vallahi bir performans. Sergiledi. Evinde Osman Aksoy şu anda heyecan içerisinde koştu. Ya o da çok eski atçı, çok iyi atçı. En son İzmir'de biz bir düğüne gitmiştik. Alsancak'ta karşılaşmıştık.
Bu atı, bu tayı aldığında da ben İzmir'e yine gidiyorduk, denk gelmiştik. Çok heyecanlıydı yani, çok mutlu. Yani şöyle bir heyecan vardı, bu atı aldığı için çok mutluydu. Evet. Yani demek ki çok inanıyordu, çok güveniyordu bu ata. Zaten atın biliyorsunuz anneden kardeşi de çok etkili bir isim var. Yani Derhadır 3 milyon yakın kazanç sağlamış. Toparlamak gerekirse ben Can Metin'in bu performansıyla İzmir'e şapka çıkartacağını düşünüyorum. Rüzgar Kağan, Çelik Çan, Saluk iyi koştular ama rakibine yapabilecekleri bir şey yoktu. Osman Aksoy, Akbulut Ekürüsü'nü kutlayalım. Başarıları daim olacaktır. Hocam hani tam kum değil dediniz ama en azından resmi olarak kum yazdığı için kumda 2'de 2 ama bu 11 boyluk farkı nasıl değerlendirir? Şimdi şöyle bir şey. Ben geçtiğimiz programda bu koşuyla ilgili kritik yaptığımızda da söylediğim şeyler netti. Can Metin'in yarışın en kariyerli atı olduğu. Aşikar zaten yani. Bugüne kadar belki de koştu, son birkaç ayda koştu. En zayıf grup buydu. Evet. Yani Allah göstermesin. Yani bunun olumsuz bir şey olması lazımdı bu atlara geçirmesi için. Veyahut da bir pisti, tersliği, terse dönmesi, bir takım şeyleri çok üst üste gelerek kaybetmesi olağandı. Yoksa bu normal olağan durumda böyle bir netice çok aşikar. Yarışa katılan atların handikap puanına bakacak olursak Can Mete 94 handikap puanla bu yarışa girdi. Rakiplerin birçoğu 60'lı 70'li puanlardı. Yani bu yarış olası bir handikap koşu olsa kilo farkı ciddi olur. Aşırı bir kilo farkı doğacaktı. Kilo kiloya koşunca da kalitesini ve yeteneğini gösterdi. Zaten koştuğu ilk günden bu yana sevilen, beğenilen ve o beğenisini gücü nispetinde biliyorsunuz ki o gün o kadar koşması gerekiyor, o kadar koşuyor. Ama kum pisti biraz ayırdığı aşikar, daha etkili koşuyor. Kaba kumda daha da etkili olacağı kesinlikle. Bizler iyi biliyoruz, İzmir'in yağmurları böyledir. Bir yağmaya başladı mı 40 gün 40 gece durmaz yani. Aynen öyle. Eski köy düğünleri gibi. Tropikal iklim gibi hiç. Müthiş. Yani çok kötü şeyler yaşadık. Mesela oraya giderdik hep duyardık. Ya bizdeki bir atlardan ve oradaki bir az atların tırnakları çatlar, sezonu çok kapatır. Çok şeyler olurdu. Yani öyle bu, kemiği memiği olan atlar, yani ağır olan atlar çok o kısa zor. Sezonda bile bir anda bir yarışta sezonu kapatan çok tabii atlar gördük. İnşallah hiçbir atın başına gelmesini, bu tarz şeylerini istemeyiz. Ama hava şartları bu pistleri olumsuz etkilediği kesin. Ama at gayet sanki normal bir piste koşar gibi. Sizlerin de söylediğiniz üzere Özcan orada doğru bir karar verdi. Biraz geriye alabilir misiniz? Biraz geriye alalım Sayın. Tabii burada tamam yok devam edin. Az önce sizin bahsettiğinize gelmeden bir şey göstereceğim. Mehmet Kaya çok zeki bir jockey. Ona çukuru kazdı ama soktu girmedi. Evet değil mi? Ay, girmediğini gördü bir de dışarı götürdü. Girmediğini gördü bak şimdi söylüyorsun. Tabii. Bütün yolu dışarıda dolaştı. Aslında not almışım da. Bak bütün yolu gezdirdi onu. Abi. Bak Mehmet Kaya en iyi arabatı jockeydir bana göre. Tartışılmaz. Evet. Hani İngilizler de iyi ama. Açtı girmedi. Girmeyince de dışarı bak onu orada çukuru kazdı. Sokuyordu o uyandı kaçtı. Çünkü neden biliyor musun? Çukuru kazanın Mehmet Kaya olduğunu fark etti. Fark etti. Başkası yapsa onunla bir art niyet aramayacak belki. Mehmet Kaya bu işleri çok güzel yapıyor. Ama Mehmet de yaklaşık 25 yıllık bir jockey. Artık evet, tecrübesi üst seviyeye geldi. Benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Çok zeki, çalışkan, üstüne koyarak giden bir Zadik, bak, bak buralarda da iyi seyret bak. Bak kaç kulvar gezdirdi onu. Bak şimdi tam at, şimdi Can Mete olduğu için kurtardı bu yarışı. Bak. Bak hafif önüne doğru gidiyor, onu daha da dışarı zorluyor ama Özcan uyandı, fazla dolanmadı. Kamçı, arkasında bekledi. Kamçı açık hesapta vuruyor. Kamçıda fazla diye bir şey yok. Kamçı az açık. Yok, vuruyormuş gösteriyor. Ama Özcan da ne olursa olsun birkaç kulvar dışarıdan eğer ki, garanti. Şimdi bak bazı şeyler vardır. At gününde değildir, bir takılır alamaz. İşte o bir takılsa var ya bitti. Tabii. O çamurun içinde kalsın. Direnci içeride kırılır. Ya atın direnci ve kırılır, morali bozulur. Belki mesela Can Metin'in geçerli olmamı biliyordur ama. Ya bugün olmaz için belki olmaz yani. Evet. O ilk Özcan'ın kararı verdiği yer. İçeriye bir girip dışarı. İçeri girseydi. Biraz şey. Bir kere bu 11 boyla falan bitmezdi. Belki birkaç boyla çamuru biterdi. Çamuru yiyecekti. Atlar arasında çıkmaya çalışacaktı. Küsüp, aksiyonu bozacaktı. Küsüp çok bırakabilirdi. Var. At yarışta da ben bazen söylüyorum yine yani de. Can Mete de çamur kum pist için yaratılmış gibi koştu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yarışta da nadir yarışı temiz bitiren atlardı. Forması, kendisi oldukça güzeldi. Buradan da Ekürü'nün tüm ilgililerini başta Osman Bey atı sahibi Osman Aksoy beyefendiyi, ilgililerini, menajeri Akbulut ailesini affedersiniz. Ve adını bilmemekle beraber Seyis kardeşimizi de kutluyorum. Emeğe geçen herkese başarıların devamını diliyorum.
Evet, teşekkür ederiz. Böyle Can Mete de kendi adına 3 yaşlılıkta önemli bir performans ortaya koymuştu. 3 değil, şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar kuru sülalesidir. 5'te 6'da dahi koşarlar. Kesinlikle. Eski atçılar öyle derdi. Kuruşlar geç koşar. 5'ten sonra daha iyi olur. Geç açılır. Bakalım. Gerçek gücünü 5'ten sonra gösteriyor yani. Demek ki yaş aldığında yani daha iyi. Yani önümüzdeki sene İzmir sezonunda sağlıklı bir Can Mete çok daha yarışlar yapar. Kesin. Bu şekilde değerlendirmiş olduk efendim. 3 koşu almıştık geçen haftadan programımızda. Şimdi hafta sonu cumartesi pazar koşularını yavaş yavaş mercek altına alacağız. Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda kısa vadeli mücadele var. 4 yukarı Araplar 1400'e çıkacak. 8 safkanın mücadelesi ekranlarımıza gelecek. Dostbağa Roman olur. Koşu ekürü katılıyor. Dostbağa Okan Gökçe, Emir Soy, Hüşman Çizik, Zafer Meydanı Mustafa Çiçek, Ege'nin Aslanı Halil Kaplan, Uzun Bey İlker Soyat, Roman Olur Mahmut Turan, Acı Dilli Fatih Mertcan Çelik ve Barskan Onur Yıldız da start alacak. Tabii ki bir kısa vade mücadele. Kısa vade 7. Evet. Roman Olur ekürüsüyle beraber muhtemelen yarın yarı severin gözdesi olacak. Doğru. Ama tabii ki rakipleriyle konuşacağız. Neler bekliyorsun? Nasıl bir mücadele olur? Şimdi Zadıkçığım bu bölgede yani İstanbul, Kocaeli, Bursa bu bölgede 5. gün herhalde yağmur var. Yani çarşambaya kadar çok büyük bir haksızlık olmasa evet. Soğuyarak hava yağış devam fakat edecek. Fakat pistlerimiz buna hazırlıklı. Yani yağmur yağmadığı andan itibaren işte bir iki saat sonrasında çekmeye başlıyor. Pistin nemliliği kalır %100 ama işte sulu olur mu ya da daha sert olur mu? Onu yarı saati iklimin bize sunacağıyla biraz da alakalı. O yüzden de yarınki koşullarda da bence en etken hava şartları. Yani yağmur gözüküyor. Ve kar da yağdı tepeye, kar tepeye oradan gelecek soğuk. Ya soğukluktan daha ziyade o yağmurun piste, tabii ki o soğuk olduğunda birazcık daha çeker. Yani. O yüzden de koşan atların başarı ve başarısızlığın en büyük etkenlerinden biri bu olacak. Ama Dostbey ve Roman olur. Zaten koşu kariyerlerine baktığın zaman bu pist ve mesafelerde oldukça başarılı. Zaten bu Kaysberg temsilcileri bu ve benzeri koşuları çoğunu kazanıyorlar. Eğer ki bu koşular böyle 1200-1500 metre arasıysa şansları daha da artıyor. O yüzden de ikisinin de yani şansı yüksek. Burada sadece 2 numara Emir Soy, bu at Kocaeli pistini çok seviyor. Çok seviyor, evet. Orada iyi yarışlar yapıyor. Bu yarış muhtemelen süratli gidecek. O süratli giden koşu da arkalarda kendine bir yerler bulduğu zaman ki bu son haftalarda Hıçman Kocaeli bayağı bir aşama kaydetti. Bence onu en iyi tanıyan ve uyum sağlayacak pilotuyla bu iki ata en ciddi rakip olacaktır. Bir de gününde olduğu zaman çok iyi yarış yapan Zafer Meydanı var. Son yarışını dikkate almazsak ondan önceki iki koşusu da oldukça başarılıydı. Toparlamak gerekirse evet. Ben senin en fikrim ekürüler, Dostbağ, Roman olur. Bu koşunun en şanslı atlar olduğunu düşünüyorum. En ciddi rakipleri kesinlikle 2 numara Emir Soy olacaktır. Ama gününde olduğu zaman da Zafer Meydanı'nı da dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Yani İzmir'i domine eden bu arada şey. Kocaeli'de hiç su yokmuş bu sabahleyin. Eğer ki bugün gündüzde ve yarın böyle çok sağanak yağmazsa demek ki nemli su zaten son yapılan pistlerden. Son yapılan pistler çekiyor evet. Yani. Yok onu ben de biliyorum ondan eminim ama bazen yarı saati yağıyor. Yağarsa dediğin anda tabii farklı olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi tabii ekürler ciddi derecede öne çıkacak ama hocam hem Mustafa Çiçek hem Mertcan Çelik İzmir'in en çok kazanan iki jockey hemen hemen. Diğeri kim? Mertcan Çelik? Ve Mustafa Çiçek. Doğru. 1-2'ler İzmir'de. 1-2'ler ve şu anda Kocaeli tercih etmişler. Yani İzmir var. Kocaeli'nde de kim bir? Muhtemelen. Ayhan Kurşun, Ayhan Kadir Takaçoğlu, Tolga Yıldız gidiyor. Tolga kaza geçirdi. Bugün biraz. Baktım biliyor musun? İyi yaptım. Müslüm Çelik, Adana, Ankara Adana'da birinci. Adana'da zaten net o üç. Evet. Adana, Ankara. Yani onlar da buradalar. Kocaeli Kartepe bunu tercih etmişler İzmir yerine. Tabii iki tane kısa vade koşu olduğu için muhtemelen. Neler söylersiniz koşuyla ilgili? Şimdi şöyle bir şey, sizler güzel konulara değindiniz. Bir kere Kaysberglerin bu mesafede iyi koştuğu kesin. Ama Ege'nin aslanından bahsetmeniz, onu da ilave etmek gerekir. Hı. Doğru. O da bir Kaysberg temsilcisi. Evet. Her ne kadar son yarışlarında pek etkili gibi olmadı gibi görünse de bu tip bir grupta her an öne çıkabilecek seviyede ve yetenekte bir safkan bence. İzmir'de zaten geçen sene sulu pistte 1-1 yapmış. Benim çok beğendiğim bir attır. İnatçı bir at, yarışı öne yakın kabul edip bir yerden sonra liderliği alıp giden bir attır. Ben ekürlere rakip olarak ilk şansı Ege'nin aslanına veriyorum. Emir Soy, ben de o pistte birkaç defa koştum Emir Soy'la. Emir Soy bu pisti ve mesela bu mesafeyi çok iyi koşuyor. Evet.
bu tip orta kısa ve orta mesafeleri güzel koşuyor. Zevkli, keyifli bir mücadele olacak. Çünkü kısa bir mesafe startla beraber öne çıkacak birkaç safkan var. Mesela özellikle Uzun Bey. Önde yarışı kabul edip inatçı bir safkan, yetenekli bir safkan, kolay teslim çok olmuyor. Çok süratli gidecek o zaman. Yani muhtemelen Dost Bağ'ını en çok zorlayacak ön tarafta. Muhtemelen Dost Bağ'ın bence evet. Çok süratli gidecek yani. Yani evet. Dediğiniz gibi Uzun Bey önü seven bir isim. Ama ben yine burada Ege'nin aslanın bir sürpriz yapacağından... Zafer Meydanı da onlar da kabul ediyor. Evet, yarış severlerimizin dikkate alması kanaatindeyim. Dikkat atınız Ege'nin aslanı oldu. Evet. Anladığım kadarıyla ekürlerden sonra özellikle Gökhan Emirsoy ve Zafer Meydanı'ndan söz etmiştir ama Suat Hocam da Ege'nin aslanına dikkat. Ya ben neredeyse Ege'nin aslanını ilk at gibi neredeyse söylüyorum. Neredeyse oraya kadar da getirdiniz. Kocaeli Kartepe İpodromu diğer kısa vadede mücadeleye gidiyoruz. İki yaşlı İngilizler 1400'e çıkacak ve 7 ay mücadele edecek koşuda. Tablomuz ekrana geldiğinde Master of Puppets Mehmet Kaya ile Agustin Mertcan Çelik ile King of the South Mustafa Çiçek ile King Fire Kadir Tokaçoğlu ile Steel Empire Halil Kaplan ile Win Win Mahmut Turan ile ve Nakres de koşuya neydi kardeşimizin adı? Şevkat Gökçe. Şevkat Gökçe ile katılacak. Şimdi bakalım koşunun kilit isimleri. Master of Puppets ve King of the South ilk kez Kocaeli Kartepe İpodromu'na geliyor. Doğru. Bu bağlamda ne yapacaklar onu soracağım özellikle. King Fairy son koşusunu kazanarak morallendi burada diyerek. Hani öne çıkacak muhtemel 3 ismi şöyle bir hatırlattım. Agustin bir kez koşmuş burada 5. olmuş. Onun altını çizelim ve sözü sana bırakayım. Zadıkçım ben de bu ilk 3 yani öne çıkan ilk 3 ismi üstünde duracağım. Haklısın, Master of Puppets ve King of the South ilk defa koşacaklar. Ama bir numara Master of Puppets çok yetenekli, çok iyi bir tay. Biliyorsun ilk 3 yarışını kazandı. Bildiğim kadarıyla ilk tay koşusuyla başladı. Sonra 2 üçüncülüğü var. Farklı bek sıkıntılar oldu herhalde, aralıklı koştu. Ama bu mesafede, yani bu pist ve mesafede yani çok olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Fakat King Fairy'ın özellikle son koşusu zaten bir yarış gördük nasıl bir 2-1-1 yaptı. Koşusunu çok beğendim. Bakıldığı zaman son koşusunu dikkate alaraktan King Fairy'ı başa alsam da Master of Puppets ve King of the South ciddi rakipleri olacaktır. Bir dezavantajları ilk defa oraya gidecekler. Nasıl performans verecekler diye bir soru işareti olabilir ama artık bu taylar tecrübelendi. Evet. 3 yaşına geliyorlar. Ekürüler de bunun bilincinde. Ona göre piste çalışıyorlardır. Ona göre bir çalışmaları vardır. Ancak tay artık koşu saati bir adaptasyon ya da ilk koşusu diye hani ilk defa orada koşacak diye böyle bir reaksiyon verirse onu artık hep beraber göreceğiz. Ama ben Master of Puppets, King of the South'un çok etkileneceğini düşünmüyorum. Her ne kadar King Fairy'i önde önersem de diğer iki tayı da kesinlikle yarış severler değerlendirmeliler. Evet tabii Master of Puppets ve King of the South demiş hocam ilk defa koşacaklar. Master of Puppets 59 kilo. Bu bağlamda hem ilk kez koşacak hem de 59 kilo. Fakat baktığınızda 61 handikap puanıyla da en yüksek handikap puanı sahip. Tabii sezona erken başladı. Büyük yetenek sergiledi. Biraz da sezonun başlangıcı olduğu için daha zayıf rakiplere karşı start aldı. Erken hazırlanmanın meyvelerini erken topladı. Sonra da onun sıkıntılarını yaşadı. Tekrar oyuna girme çabasında verdiği aranın ardından... Evet. Tekrar pistlere döndü. Ben burada son yarışında ki derecesine pek önem vermiyorum. 2 numaralı Augustin çok güzel bir tay. Evet. Prenses Lee'nin öz kardeşi. Gerek eşkali gerek performansıyla benim çok ilgimi çekiyor. Bir starttan çıkıyor. Bu tip pistlerde start numarası oldukça önemlidir. Evet. İlk şansı ona veriyorum. Son yarışını kayda almamakla birlikte. Zaten o yarışta biraz beklentileri karşılaşıyordu. Çok büyük favori koşardı bu yarışta. Sizler bahsettiniz. 4 numaralı King Ferrier. 3 numaralı King of the South. Yarışta daha sonra şans verdiğim isimler. Yani benim şahsi kanaatim 2-4-3. Bu 3 tay arasında... birincilik mücadelesi olacak kanaatindeyim. 3 tayı daha öne çıkardın. Agustin, King Ferrier ve King of the South üçlüsünü. Ki Agustin burada bir kez koştu. Pisti tanıyor. Bir kez koştu. O gün 5. olmuştu ama yarın daha farklı bir koşu beklediğinizi düşünüyorum. Sizden gelen bilgi bu yönde. Bakalım nasıl mücadele olacak. Yarın... Biraz da sen de tabii yayının başında biraz önce bir şey söyledin. İzmir'in 2 tane 1. 2. jokeyi evet. İzmir'i bırakıp burayı geldi. Tercih etmenin sebebi biraz da
bu tayların gelecek görmeleri de olabilir yani. Katılıyorum sana bu konuda hocam. Yani hem King Cole 36'da hem Agustin'in yarın etkili olmasını ben de bekliyorum. Tabii ki. Koşuda. Necdet Bey'in selamları var size, Necdet Dumaz Beyefendi'nin. Yonaguska'nın temsilcilerinin iyi koştuğunu düşünüyormuş bu pistte ama... Yonaguska tabii ki kış sezonu kum yarışları başladığında ön plan, daha ön plana çıkıyor. Ülkemiz adına kazanç, yani başarılı bir alım ama erken kaybedilmiş bir Aygır. Evet. Her yıl olduğu gibi kış sezonu geldiğinde kum yarışları Adana, İzmir başta olmak üzere bir ya da iki tane Başat grup koşularda kazanan tayları vardı. Artık kısak babalığı olarak ülkemize hizmet edecek, başarılı devam edecek. Etmeye de başladı. Başladı. Hele bu yeni gelen Aygırlarımızla birlikte yapılan çalışmalar sonucunda çok iyi kum atları çıkacaktır. Hafta sonundayız efendim. Adana Yeşiloba Hipodromu'na gideceğiz. Günün üçüncü koşusu saat 15'te kısa vade 6 dişiler, 3 yukarı İngilizler 1900'de çıkacak. 6 safkan ekranlarınıza geliyor. Alata, Müslüm Şerif, Baybel Alabay, Akın Sözen, Pitan, Hışman Çizik, Mi Majör, Merkür Kalp Arslan, Malons, Saadettin Boyraz ve White Rose, Harun Kılıç Aslan'la start alacak. 100 handikap puanı Malons, Saadettin Boyraz'la son iki koşusunda ikincilik elde etti. Yeni ilgililerinde Ankara'da satın alınmıştı. Baybel Alabay satış koşusunda ve 5 koşu 1-6-3-1-1 yani 5'te 3 birincilik performansı elde etti. Bir anda safkan gerçekten aşama farklı bir noktaya da aşama kaydetti. Tabii iyi isimler burada mevcut diyerek bu kısa vade altı dişilerin mücadelesini neler beklediğini sana söyleyeyim. Mesela 1900. Malons bir kere grup atı. Grup yarışlarda başarılı olmuş bir at. Kağıt üzerinden bakıldığında 56 kilo sikletiyle senin söylediğin atlar 60 kilo, 4 kilo fark var. İyi bir Malons'u bu şartlar altında geçmek çok kolay değil. Ama tabii Malons'un bir arası var. O aradan sonraki ilk koşusu olduğu için bir soru işareti. Ama ekür artık tecrübeli bir ekürü. Ben hani en azından atın hazırlıklarının belli bir seviyede olduğunu, ondan dolayı rektör olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Malons'un koşuyu kazanması benim için sürpriz olmayacak. 225 günlük aranın ekürü bu noktada mutlaka diyorsun, evet, tedbirini almıştır. Almıştır aradan. Ama yine 225 ara var diyen yarış severlere dediğin gibi 2 numara Bay Bay Lalıbay'ın yarışları ve bir Mia Majör düşünebilirler. Yani ben Malons'un bu koşuda hani kazanması normal sonuç olarak gözüküyorum. Ama dediğin gibi 225 gün start almaması yarış severlerin kafasında bir soru işareti olacaksa 2 ve 4 Bay Bay Lalıbay ve Mia Majör'ü değerlendirebilirler. Hocam 225 gün ara 7 aydan fazla Malons. Kolay değil tabii. Kolay yani. Ciddi bir problem yaşamayan hiçbir atın vereceği bir ara değil. Evet. Bu dinlenme değil. Ciddi bir tedavi geçirmiş. Sınıfı tartışılmaz. Yetenekli bir safkan. Affedersiniz siz güzel bir konuya değindiniz. Tabii Bay Bay Lübay belli bir ekürü değişikliğinden sonra çıkışta. Bir tane sürpriz bir isim. Sayın Faruk Tınaz abimizin Mi Majör'ü. Genç bir jockey kardeşimiz de katılıyor. Bir sürprize imza atabilir. Buradan da kendisine saygı ve sevgilerimizi belirtiyoruz. Bir mukamele aynen. İnşallah abi. İnşallah bizleri izliyordur. İnşallah. Faruk abiyi çok seviyoruz. Çok büyük kısak Valdeme'de. Evet. İyi bir aile. Çok çok güzel bir aile. Aslında kağıt üzerinde böyle kolay gibi görünen bir yarış ama yarışta şansı olmayan bir at yok. Biraz daha böyle bir gününde olanın, evet, sanki gününde olanın, güzel yer tutanın, düz yola iyi yerlerde çıkıp nefesi yetenin daha öne çıkacağı. Zaten normal şartlarda olsa iyi o ara Malons, olsa Malons deyip geçecektin ama o 225. Yok hayır demem. Zaten Malons bu yarışa girmezdi. Şartını çoktan kapatmış olurdu kazançtan. Evet. Bu yarışa giremezdi. 56 kilo öne giriyor. Evet. Yani bir de kazancı olmadığı için 56 kilo öne giriyor. Böyle bir durum söz konusu. Ama tabii ki şunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Atlar isimlerinden ziyade formlarıyla koşar. Çünkü bir yerden sonra nefes, kondisyon öne çıkar. Bir de şu vardır. Genelde hepimizin yani at sahiplerinin, antrenörlerin klasik olarak söylediği bir şey vardır. Ben birkaç defa burada daha popüler isimlerden de aynı şeyleri bahsettim. Mesela aklıma ilk gelen Colton Victor'ıydı. İlk koştuğu yarışta çok foruydu. Berdi Aran'ın ardından. Yani genelde böyle uzun aralardan sonra ilk yarışında çok sıkıştırılmaz atlar. Biraz daha oluruna bırakılıp ilk yarışında at gelebildiği yerlere kadar gelsin. Hiç değilse biraz daha ayağa yere sağlam bassın. Moral motivasyon kazansın. Evet. Önündeki yarış programına göre bir çizgi çizilir. Zaten yeni yıla sayılı günler kala önümüzdeki hafta program da belli olacak. Ona göre bir yol haritası çizilir.
Bu yönde bir yarış koşacağı kanaatindeyim. Bakalım nasıl mücadele olacak, merakla bekleyeceğiz. Cumartesi günü 3. koşu. 1. altılı ganyanın 3. ayağı olarak yapılacak. 9 koşu olduğu için 2 altılı ganyan var. Cumartesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nda. 1. altılı ganyan sona eriyor. 2. altılı ganyanın 3. ayağı. Grup 3 mücadeleye gidiyoruz. 3 yaş şaraplar 1400'e çıkacak. 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda Bükeç ve Özaydın koşuya ekürü katılacak. Altoprak, Müslüm Çelik, Bilirhan, Özcan Yıldırım, Bükeç, Harun Kılıç Aslan, Canım Kardeşim, Akın Sözen, Demir Nihat, Mehmet Akyavuz, Özaydın, Ayhan Kurşun, Sarrap Baba, Ali Şenbahar, Yıldırım İzi, Hışman Çizik ve Yücel Ferit yardımcıyla koşuya katılacak. Şimdi burada enteresan durum tabii Bilirhan 102 handikap puanıyla, evet, ciddi bir handikap farkıyla rakiplerinin önünde ama ilk koşusunu kazanırken herkesin not aldığı bir isim var. Yücel. Sonrasında bir yani 7-4 biraz hayal kırıklığı gibi ama sonrasında 2-1-1 ile tekrar kendini hatırlatan bir Yücel var. Yıldırım İzi son koşusunu kazandı. Demir Nihat son iki startını kazandı. Doğru. Dolayısıyla formda güzel isimler var ama sen nasıl bakıyorsun bu 1400 metre mesafeli koşuya? Şimdi 1400 metrelik mesafeli koşu grup 3. 3 yaş Arap tayları. İşte İzmir'de Can Meten'i koştu yarışı. Bir eşdeğer bir yarış. Tabii bu koşuda Bilirhan'ın 102 handikap puanı olması çok normal. Sonuçta Haralar koşusunu grup 1 koşuyu kazandı. Ve bu mesafede. Ben Adana Kumu'nda da çok iyi yarış yapacağını düşünüyorum. Kısrak babası Bilgin. Ben en şanslı isim Bilirhan olduğunu düşünüyorum. Hem tecrübe olarak hem de mesafeye startta birlikte tek nefese bitirebilmeye müsait bir at. Bunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Yeni yeni aşama kaydeden, kendini gücünü yeni gösterebilen, son yarısında koşu içerisinde biraz şanslıklar yaşayan Canım Kardeşim en ciddi rakibi olacaktır. Bilirhan eğer ki önde tempoyu kendi belirleyip çok fazla üstüne giden at olmazsa şansı daha çok artacak. Ama bir baskı görürse sonrasında Canım Kardeşim devreye girecektir diye düşünüyorum. Ama senin bıraktığın yerden devam edebilir miyiz? Evet, bana kalırsa Yıldırım İzi'nin de son yarışı çok güzel. Evet. Yücel dediğin gibi başladı. Son iki koşusunu kazandı. Demir Nihat her ne kadar doğillerinde koşsa da böyle bir istikrarı söz konusu. Benim dikkatimi çeken yani bir at 5 yarış koşu ya da son 5 yarışı üçüncülüğü yok. Dikkatimi çekiyor. Sarah Baba aynı şekilde totosu güzel. Toparlamak gerekirse Bilirhan ve Canım Kardeşim bence öne çıkıyorlar. Bu iki atın koşu performansları belirleyici olacak. Biri önde gidiyor, diğeri arkada kalıyor. O yüzden de biri olmazsa diğeri kazanabilme ihtimali yüksek. Eğer bu ikisi olmazsa takip ettikleri, ön plana çıkardıkları diğer atları yarış severler değerlendirsinler. Yani ya bu iki at ya da diğer atların hepsi sürpriz yapabilir. Bilirhan ve Canım Kardeşim Gökhan Gül'ün bu koşuda cumartesi günü 6. koşuda öne çıkardı. İkili oldu hocam. 9 safkan, ekürler var. Bükeç, Özaydın. Kazananlar var, kazanmayı bilenler var. Grup performansı olan bir isim var. Neler söylersin? Şimdi tabii grupta çok istikrarlı ve ayağı yere sağlam basan, ciddi yarışlarda boy göstermiş bir Bilirhan var. Göz ardı edilemez. Gökhan'la yani benzer şeyleri söylemek durumundayız. Ama ben bu defa trafik sorunu yaşamayacağı için ilk şansı Canım Kardeşime canım vermek kardeşim istiyorum. Çok sınıf bir safkan. Geçen yarışta atın başına gelmeyen kalmadı. Ve bu tip bir şeyin olabileceğini de o yarıştan önce söyledim. Çünkü yarış çok kalabalıktı. Ve çok genç, çok hırslı genç kardeşlerimiz, genç jockey kardeşlerimizin olduğu bir yarıştı. O tip şeyler, o tip yarışlarda olabiliyor. Araba tabii, affedersiniz, geç hızlanıyor. Hızlanması kolay değil. Öyle bir şey ki Akın o gün hangi tercihi yapsa olmadı. İçeriye girdi, içeride kapandı. Dışarı çıktı, dışarıda kapandı. Dışarıdan içeri geldi, bir dakika. Yani olabilecek her şey oldu. Ama at... Onların da üstesinden geldi. Bazı şeyler vardır ya, ben isim vermek de istemiyorum. Çok değerli bir futbol antrenörü abimiz var. Taktik verirken bazen diyormuş ki, yani hakemi de yenin. Evet. At artık o hepsini yendi ama artık bir yere geldi takıldı. Atın artık gideceği şeyi kalmadı. Takatı kalmadı. Çok değerli bir yarıştı. Bu yıl Adana'ya söz sahibi olacak tay bence bu tay. Canım kardeşim. İlk şansı ben Canım Kardeşime veriyorum. Daha sonra kalite safkan Bilirhan. Bir önceki yarışını çok beğendiğim Karaca ailesinin safkanı Altoprak, Yücel. Daha sonra isimlerinden bahsedebileceğimiz tabelanın alt sıraları için yer alacak olup öndeki rakiplerin hatalarını kollayacak safkanlar olarak görüyorum. Hocam sevgili Canım Kardeşim birkaç adım önde. Birkaç adım önde Canım Kardeşim. Tabii ki. Ardından da Bilirhan, Yücel, Altoprak. Altoprak,
düşünecek isimler bakalım. Keyifli mücadele olacak kesin Adana Yeşil Oba Hipodromu'nda. Cumartesi İstanbul akşamı. Bu jenerasyon Zadik şöyle bir buyurun. Şey. Bu 2021 yılının 3 yaşlı tayları az önce işte İzmir'de bahsettiğimiz Can Mete şu an istirahat edip gerek İstanbul'da gerekse yaz boyunca diğer koşullarda boy gösteren güzel bir jenerasyon. Güzel. Yani birbirinden güzel safkanlar vardı ve bunun üstlerine hep böyle birkaç tane safkanda ilave olarak geliyorlar. Güzel bir rekabet bizleri bekliyor. Mesafe uzadıkça yaza, birkaç takımlara daha safkan ekleniyor. Yani kışı ne kadar iyi geçirirlerse yaza çok sert, çok ciddi mücadeleler hepsini bekliyor. Evet, aynen. Yazı da düşünerek biraz yazı, koşmak, evet, koşmak da gerekiyor. İstanbul akşamında 5. koşu A2 mücadele. 3 çıkar İngilizler 2000'e çıkacak. Sentetik'te 8 safkanın mücadelesi var. Ronkner, Haris Karataş'la, Trey Fountain, Nurettin Şen'le, Ulan Motor Gökhan Kocakaya'yla, Brave Gladiator Mertcan Çelik'le, Grey Kurt Mehmet Kaya'yla, Megaloman Ahmet Çelik'le, Oğlum Doruk Vedat Abiş'le ve Vinci Tore Mustafa Çiçek'le start olacak. Tabi Ronkner olunca oradan başlayıp söz sanırım. Ya şimdi tabii Longrunner hani son artık bir üçüncülüğü yok. Hep 1-2-1-2 gidiyor. Şu an Türkiye'de Türk atçılığında en çok grup bir kazanan İngiliz atı. Kolay değil. Tabii ki şartlar eskisi gibi değil. Eskiden bu kadar çok yoğun yarış yoktu. Bu kadar çok grup koşusu yoktu. Grup bir yoktu. Longrunner, kum, çim, sentetik farklı şeylerde de bunu başardı. Ama tabii o kadar çok yarış yoktu ama bu kadar çok yarış var. Hepsinde koşup kazanmak da kolay değil. O da bir iş. Yani sonuçta 3 farklı pist, hipodrom mesafede bunu başarabiliyor. Son zamanların gelmiş en iyi atlarından bir tanesidir Longrunner. Her şey lehine. Nedense 4 numara Brave Gladiator isimli bir at var. Bu at koşu stili tempo yapmak değil, süratli gitmek. Böyle bir yapısı var. Süratli gidiyor, süratli gittiğinde peşine takılanı dağıtıyor. Arkadan gelecek olana çok fazla sprint hakkı tanımamaya çalışıyor. Gücü yettiği kadarıyla koşunun ilk başlarında tempoyu belirlediği dereceye bakılaraktan bunu becerebiliyor ama belli bir yerden sonra hızlanması gerekiyor. Yani çıktım 13-13-13 gideyim 600'e kaçayım dersen pek bir şansı kalmıyor. Belli bir yerden sonra hızlanıyor. Böyle olunca da Ronkner gibi atların lehine olur. Niye? Ronkner çok iri bir at, uzun aksiyonlu bir at. Koşu yavaş giderse sertlik yapabilir. İki kademeli olursa rakibini kaçırabilir. Yarın için, cumartesi günü için böyle bir şey olamaz. Sonuçta Bilev Gladiator önde gidecek. Malakas'ta Trey Phantom da önlere gitmeye yakın bir at. Vinci Tore önlere gitmeye yakın bir at. Megaloman önlere gitmeye yakın bir at. Yani bu koşu çok yavaş gitmeyecek. Genelde İstanbul'da sentetik pist çok hızlı başlayıp gitmiyor. Ama bu koşu hızlı başlayıp gideceği için her şey lehine Longrunner'ın. Şampiyon jockey'de üstünde özellikle Bursa'da virajı dönerken iri bir atın o virajı çok rahat dönememesine müsaade edip düzlükte etkili gelerek kazanmıştı. İstanbul'da daha rahat ediyor. Özellikle sentetik pistte virajı dönerken koşu süratli de gidecek. Muhtemelen son 300'lerden sonra rakiplerini yakayıp son 200'e herhalde öne geçip poti önde geçer diye düşünüyorum. Birçok yarı severin olduğu gibi muhtemelen çok ciddi bir AGF oranı da alacaktır. Cumartesi yarı zamanı muhtemelen. Ama bu koşuda iyi yarış yapmasını beklediğim bir at var mı? Var Megaloman. Megaloman. 83 günlük aranın ardından buraya geliyor. Giremez zaten bunlar. Birçok yarışa giremezler. Evet. Hocam. Valla ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sizler güzel konulara değindiniz. Ben de ilave bir şey yapmak istiyorum. 2021'in yükselen değeri Vedat Abiş. Gerçek jokeyliğini bu yarışta seyredeceğim Vedat Abiş. Bakalım ne kadar sabredebilecek. Eğer sabrede kafamda şöyle bir yarışı koşturdum. Beklediğim gibi koşar. Antrenörü kardeşimiz Sabri Bektaş uzun yıllardır meslekte tecrübeli bir kardeşimiz. İnanıyorum ki atının stili belli artık oturdu. Eğer böyle longrunner'ın arkasında bekleyip 400 metre bir yarış yaparsa bu at longrunner'ı da vurabilir yani. İddialı oldu. İddialı oldu evet. Vedat Abiş çok ama güzel yükselen oldu, bir değer. Evet. Çıkışta ve bu at da çok çıkışta. Çok beğendiğim bir at. Benim çok sevdiğim tarz daha, bir at. Daha tam gücü belli değil. Yani bak, limiti belli olmayan bir at. Evet. Bu at yani her ata zor gelebilecek bir at ve atın yarışta lehine durum var. Nedir? Siz bazı Brave Gladiator söylediniz ama şeyi söylemediniz mesela. Bir yerden sonra Vinci Tore de gelecek. Vinci Tore bence. Yani söyledik. Burada. Onu da söyledik. Yani bir yerden sonra tutuşacaklar. Önde. Hocam önde, aslında Grey Kurt da önde gidiyor. Önde giden at çok. Gider de ne kadar gideceği belli değil. Hani yarış bunlar, yavaş gitmez. Bir tempoda gidecek. Yani gidecek. Ne kadar hızlanırsa Oğlum Doruk ve Longrunner'a yarar. Longrunner artık konuşulacak, tartışılacak. Herhangi bir yanı yok. Halis Karataş çok değerli bir kardeşimiz. Yani bazı şeyler vardır tartışmaya kapalıdır. Bence Longrunner'da Halis Karataş'ta bu tartışmaların dışında kalan canlılar, bir at ve jockey kardeşimiz. Bunları tartışılacak tarafları yok. Kaliteleri ve başarıları, kariyerleri ortada. Ama
her zaman bilirsiniz. Siz ne kadar long runner nasıl gençken geldi, yaşlı atları mağlup etti. Bu oğlum Doruk onun başına bela olacak atlardan bir tanesi. Çünkü aynı stil koşuyor. Evet. Limiti belli değil. Geldiği zaman böyle çok alıcı geliyor ve geliyor. Bak Beyerli Türk de acele etti. Dördüncü oldu, arkasında hemen gitti. Yürüyen köşke vurdu. Ve evet, o gün ben yani o atın nasıl o kadar fazla AGF koştuğuna inanamadım. Ve burada yalnız o atı konuştum. Bir de kilosu da müsaitti. 51 kilo. Evet. Yalnız o atı konuştum o gün Beyerli Türk'ten sonra. Bazen gözden kaçıyor bazen hocam. Demek, yani. Demek bizim müşteriler fazla dikkate almadı o yarışta ya da unuttular. Bu yarışta sizin söylediklerinize ilave olarak söyleyeceğim at oğlum Doruk. Oğlum Doruk dikkat diyor Suat hocam. Hafta sonu heyecanına devam edelim. 19 Aralık Adana'ya gidelim. İbrahim Özekici'yi andığınız mücadelenin kayıt tablosu gelecek ekrana. Shadowman, King Ömer, Uçan Fil, Alberto, White Spear, Weissman, Black Metal, Mourinho ve Royal Avşar ki Recep Avşar'ın iki safkanını burada görüyoruz. Gökhan neler söylersin? Zor bir koşu. Sonuç itibariyle kilo farklılıkları da var. Yani bu yarışta Shadowman 64, King Ömer 63, Uçan Fil 63, Alberto 62. Kolay değil izledik. Alt tarafta iyi bir Royal Avşar 58 kilo. Çok ciddi ön plana çıkar. Mourinho, Black Metal bunlar yani daha kiloları atların alışkın olduğu kilolarda start olar. Diğerleri 60-60'da çok kolay değil. Dolayısıyla da zor bir yarış. Ben her şeye rağmen ilk şansı 9 numara Royal Avşar'a veriyorum. Kilo avantajı da bence Adana'da son yarışta iyi değil ama Adana'da iyi yarışlar yapıyor. Rakiphanesinde eğer ki önde çok ciddi kapışma olmazsa Uçan Fil, rakiphanesinde de Alberto diyorum. Alberto diyorsun. Sanki Avşar ekibisi ön ve arkadan burada bir avantajı alacak mı? Az önce Vedat Abiş'ten bahsettin. Muhtemelen Weissman'da olacak. Arka arkaya biniyor. Güzel bir yarış. Yarışın gidişatının yarışın neticesini tayin edebileceği tip bir yarış. Önde diziliş çok önemli. Tabii jokeyleri göremediğimiz için daha net şeyler konuşamıyoruz. Ama atların artık stilleri belli bir karakterleri diziliş 3 aşağı 5 yukarı belli. Önde her şekilde Royal Avşar liderliği alacak. Uçan Fil arkasında ilk fırsatta düz yoldan önce bastırmaya niyetlenerek 2 gidecek. Bu tutuşma erken başlarsa Avşar Ekürüs'ün diğer safkanı Weissman, o da sonlarda etkili olabilen bir safkan. Şimdi geçtiğimiz hafta buna benzer bir yarış vardı. Kilo farklarını çok öne aldık. Hatta Kocaeli'nde bir koşuydu hatırlıyorum. İnadınaymış gibi en ağır kilolu atlar geldi. artık gözümüzün pek alışık olmadı. Böyle 63-64'leri şey yapmıyoruz. Kale almıyoruz ama her ne kadar da doğudaki yarışlarda iyi koşsa, bu yarış biraz daha o koştuğu rakiplere göre sert olsa da bu King Ömer takip ettiğim sürpriz bir isim. Çok formunda, çok iyi yarışlarla geliyor. Etkili bir safkan olabilir. Göz ardı etmemek gerekir. Kanaatindeyim. Evet bakalım. Enteresan bir mücadele. Zor bir yarış. Zor. Yani bir de şöyle bir şey göz önünde bulundurmak. Her ne kadarsa özellikle atçılarımız bilir. Fakat ben yarış severlerimiz açısından söylüyorum. Bu 6-7 kısa vadiler atlar belli bir kazanç baremini aşamadığı için veyahut da işte kazançla ilgili olduğu için o kilolarda koşuyorlar. Kazandıkları için biraz ağır koşuyorlar. Diğerleri de kazanamadıkları için altta koşuyor. Bunların tabii nedenlerinin içinleri çok önemli. Biraz da tabii uzun yıllardır koşan var işlerinde. Hep üst seviye zor yarışlar koşuyorlar. Bunun nedenlerini çok net bilememekle beraber bunların da tabii belirleyici faktör olduğunu göz önünde bulundurmalarını dilerim. Evet. Bakalım nasıl mücadele olacak. Super Saver'dan mesaj gelmiş. Typhoon Rising ve La Peregrine hatırlatması. Bir izleyicimiz de bir önceki Ronkral mücadelesinde Ulaanbaatar Aygır reklamları hani şeyi dönüyor ama ona bir koşu daha koşma. Ya evraklar hazırlanmıştır. Evet. Yarış sonrası evet, müracaat edilir. Aşın sezonuna kadar yetişir evet, diye düşünüyoruz. Kubilay koşusu gelsin ekrana. İzmir'de hafta sonunun heyecanı. Yine önemli mücadelesi. İzmir'de Kubilay koşusu olacak. 19 Aralık Pazar. Can Dadaş, El Nino, Fire of World, King Mango, Kuru Soğan, Kuzey Yağmuru, Perfect Runner, Daravel ve Sea Breeze'i görüyoruz Gökhan. 9 safkan mücadele edecek. İsimlere baktığımızda koşunun nedenli mücadeleri içerisinde geçeceği de ortada. Ben son koşusunu çok beğendim Can Dadaş'ın. Biliyorsunuz 2 yıl önce bu at 7 yaşında 8 yaşına gidecek ama 2 ya da 3 yıl önce İzmir'de çok sıkı bir grupta iyi bir sezon geçirmişti. Son koşusunu çok beğendiğim için ben önce Can Dadaş diyorum.
İzmir pistini seven ve iyi yarışlar yapan King Mango her şey lehine. Çünkü bu koşu süratli gidecek. Son ikinciliğin ardından yine İzmir pistini seviyor. Havaları da serin dediği için daha iyi koşacağını düşündüğüm Elnino ve Kuru Soğan'da evet. Sıralama olarak yarış severlere öneriyorum. Haberlerimiz de var. Biraz onlara da vakit ayıralım diye. Biraz hızlı geçmiş hızlı geçtim. Can Dadaş, King Mango ön planda. Elnino ve Kuru Soğan'da rakibhanesinde. Allah bak Gökhan'ı bıraktığı yerden sorsam. Evine gören Kuru Soğan İzmir. Başka Kuru Soğan, hiç Kuzey sevmiyorum. Yağmuru. Kuzey Yağmuru. Yani bunlar çok özel değerli safkanlar. Orada çok iyi koşan. O pistin hakikaten iyi safkanları. Ben de seninle aynı fikirdeyim Zadikçim. Ben de verdiği ara dahi olsa Kuru Soğan İzmir pistinde farklı bir safkan. Kuzey Yağmur'da yine ara vermiş dahi olsa önde tabi burada belirleyici atlar var. Can Dadaş geçen yarış gibi önde rahat kalır mı? Örnek olarak kendisiyle aynı stilde koşan Dilaveyri var. Evet. O da önde giderse liderliği aldığında iyi koşabilen bir safkan. Geçen bir yarış önde iyi gitti. Daha sonra liderliği rakibine verdiğinde aynı yarış yapamadı bir sonraki yarışında. O da o tarz koşarsa önde ciddi bir tempo olur. Bu defa arkada bekleyenlerin şansı çok arttı. Çok güzel bir yarış olacak. Güzel bir koşu. Şahsi kanaatim bu yönde. Evet tabii ki jockey yedeklerinden sonra daha rahat konuşacağımız bir koşu olacağını ifade edelim. Ve yurt dışından gelen güzel haberler var. Ekrana da gelecek. İlk haberimiz 70 yaşında bir isim. Bir tablodan var tabii alın da alalım. Kısa vadeli özür dilerim hemen onu da alalım. Dörtlük aralıklar kısa vadeli mücadelede 10 safkanın tablosu ekrana geliyor. Aslan Soylu, Alp Tuğan, Altın Zele, Atik Atik, Dumanoğlu, Keleşan, Rus Damat, Göldem, Süerdem ve Koca Muğlalı. 10 safkanın mücadelesi. Dört yukarı yaşlı Araplar Gökhan 1200'e çıkacak. Kısa mesafeli bir koşu. Benim çok beğendiğim bir at var ve son ilk koşusunu çok iyi koştu ve kazandı. Dumanoğlu Zadikçim. Bu at çok daha iyi yarışlar, çok daha yüksek klasman koşularda start alıp kazanabileceğini öngörüyordum. Çünkü ilk koşusunu kazanarak başlamıştı. Ardından bir dördüncülüğün sonrasında bir 3 ay ara verdi ve ondan sonra da bir türlü bekleneni yarışları yapamadı. Ama İzmir'de kazanıp sonra Bursa'da kazandığı 2 yarış var. Koşu 1200 metre. Ben 5 numara Dumanoğlu bu koşuyu kazanır diye yarış severlere öneriyorum. Evet, iddialı bir tercih geldi. Ki 59 handikap puanıyla en düşük 2. handikap puanı saflamasına rağmen Gökhan son koşusunu beğendiği için Dumanoğlu dedi. Hocam sen neden sen? Ben valla öncelikle söylemek istediğim konu şu, defalarca söyledim. İnşallah önümüzdeki sene böyle bu metrede bir, bu yaştaki atlara bu metrede bir yarış görmeyiz. 1200 metre oldukça kısa. Belki genç atlar için olabilir ama bu yaşta yani yarışta 7-8 yaşında safkanlar var. Bir Arap atı için hiç sevmediği şey 1200 metre. Ayağına çabuk olan, iyi yer tutan, iyi yerde yarışa takip edebilen, çünkü sürat olması gerekiyor. Takip edip ve sonunu vermesi için. Ben öncelikle Rus Damat ve Aslan söylüyorum. Daha sonra Dumanoğlu ve Koca Muğlalı diyorum. Öncelikle Rus Damat, Aslan Soyur, ardından Dumanoğlu ve Koca Muğlalı diyerek evet. Bu koşuda dört isim önerdi. Suat Demiral diyelim ve yurt dışı haberlerine geçiş yapalım efendim. Bahamalarda büyüyen ve aileden jokey olan Gary Bay'in 70 yaşına gelmesine rağmen faal olarak at binmeye devam ediyor. Ekranınıza gelir efendim. Bahamalarda büyüyen ve aileden jokey olan jokey Gary Payne, neredeyse 70 yaşına gelmesine rağmen faal olarak at binmeye devam ediyor. Kuzey Amerika kayıtlarına göre 1978 yılından bu yana yalnızca 1980 ve 2009 yılları haricinde her yıl en az bir at binen Gary Payne, son olarak 12 Aralık günü Gulfstream Park'ta at bindi. Son galibiyetini 2019 yılında yine Gulfstream Park'ta elde eden Jockey Bey'in kayıtlara göre 1100'ü aşkın birinciliği bulunuyor. It's Dancing Noel in front. Tormented Oral lunges between horses, but as they come to the wire, give it to the old pro Gary Bain. Yo kazandı Gary Bain. Evet, 70 yaşına geliyor neredeyse. Aklıma da Kadir Altınız geldi. Yarışı tekrar seyredebilir miyim? Bir tekrar alabilir miyiz? Çünkü biz konuşalım yarışı şey yapsın. Ekranda gelsin. Hem Zadikçim, jokeylikte biliyorsun ki yaş sınırı yok. Dolayısıyla da bizde de Kadir Altınöz selam olsun. O da aynı Gary Bain gibi bu geleneği sürdürdü. Yaşı ilerlemesine rağmen aktif olarak olmasa da bindi. Biz de izledik.
Kayhan da zaten yürekler ağzında izledi ama babası ne kadar yetenekli, usta, bir profesyonel olduğunu o da çok iyi biliyor. Gary Bey'in içinde bence müthiş bir duygu. Sonuç itibariyle her yıl at binmesi bir tane, onun bu geleneği sürdürmesi, kendini hissetmesiyle alakalı. Ama görünüm olarak bakıldığında yaşını göstermiyor. Muhtemelen atı binmesine bir sakınca olmadığı için doktor kontrolünde de hareket ediliyordur. Evet. Ama onun hayatında artık bak Türk atçılığında bir format programında habere konu oluyor. Bence önemli olan bu. Şu yüzündeki mutluluk her şeye değer. Dolayısıyla da Gary Bey'in bundan sonra artık tamamen emekli ayrılmış. Peki jockey, Gökhan sana bir şey soracağım. Yarışı bir tekrar verebilir miyiz? Burada hangi ata biniyor? Yok, o bindiği mavi formalı ata biniyor, kazanabiliyor. Yani der miydin? Ama bu son yarışım yani. Evet. Hı. Yani der miydin bu yarışı? Bizi ekrandan alır mısın? Yani böyle daha net. Bu yarışta bir tane jockey dedeleri yarışında deseydi... Seçmekte çok zorlanırsın. Belki sonlarında. Belki sonlarında. Ama yine de 70 yaşında diyemezsin. Hı. Ya bir kere stilinden bir şey kaybetmemiş. Dizleriyle kollarını ne kadar uyumlu itiyor. Atın aksiyonu hiç bozmuyor. Dolayısıyla ondan kazanıyor. Ama en güzeli ne biliyor musun? Kamçısını alıp vuracakmış gibi yapıp vurmadı. Buralarda bak, farkında mısın? Hı. Böyle bir sallıyor, işte orasına dokunduruyor. Bu tabii bir araba kullanma gibidir. Yani daha iyi biniyor, daha kötü biniyor, daha formda, daha etkili tartışılabilir ama unutulmaz. O da unutmadığı için muhtemelen bu koşuya bineceğinden dolayı büyük bir hazırlık içerisindedir ve o hazırlığın karşılığını almış. Müthiş duygu yani. Müthiş bir bazı insanlar imkansızı başarırlar. Hayatta çok çok başarılı olurlar. Herkesin başarısı ayrıdır. Herkesin farklı düşünebilir. Ama bence Gary Bey'in hayatındaki en büyük istediği başarı elde etti ya. Yani. Ben işte anlattığım zaman en son Ekrem hocamız, Ekrem Kurt, Gwintu'ya binmişti. 60 küsur yaşındaydı. Gwintu'yla kazandı. Birinci koşu İstanbul'da. Sonrasında rahatsızlandı. O koşudan birkaç gün sonra rahatsızlandı haberi geldi maalesef. Tekrar aramızda. Ama bakar mısın nasıl fotoğraf çekiyor? Ama şey gibi yani buradayım diyor yani. Bizde şöyle, bunu almamın bir sebebi de şu. Bundan 4-5 sene öncesinde Amerika'ya çok sık gittim. Orada buradan da Murat Sancal kardeşimize bizi seyrediyorsa selam olsun. Murat'la aynı blokta atları kalan, farklı bir antrenörün atlarını çalıştıran bir hanım vardı. Böyle çok fit. Antrenör. Yok hayır, idman jockey olarak çalıştırıcı. Ayrıca orada bir yurt dışına biliyorsunuz. Yani sabah çalıştırırken güncel hayatta da farklı işler yapanlar var. Aynen. Hiç unutmuyorum. Sen yayına başlamadan evvel bir abimiz vardı, hani puzzle'larını gösteriyor dedin ya. hoş geldin dedi, yine geldim, biraz sohbet ettik. Siz devam ediyorsunuz dedim. Ben daha taş bebeğimdir, 65 yaşındayım. Tabii. Yani çok ileri yaşta çalışan ve bu işi, mesleğini devam ettiren çok kişi var. Hocam bu iş zaten kendini genç tutuyor. Bizde gerek abilerimiz, kardeşlerimiz çok erken küsüyorlar. Ama şimdi Suat abi şöyle bir durum, bak burada haklısın. Fakat bizim ülkemizde bir başarı elde ettin mi göklere çıkarıyoruz, bir başarısızlık oldu mu yerlere çıkıyoruz. Evet. Ama çalıştırıcı olarak da devam edebilirler yani. Ya olabilir, haklılık payı yüksek. Çalıştırıcı olarak ben de fikrim, birçoğu sahada zaten. Ben demiyorum yani 70 yaşında herkes yarışmayacak. Evet. Bu zaten biraz sağlıkla, moralle, motivasyonla. Tırıs yapar, dört nal yapar. Yapar. Günde 10 at almaz, 2 tane at çalıştırır, doğru. Tabii, en azından o galoplarda bile yanındaki kardeşlerimize daha eğitici olur. Ya. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Biraz çok sıkıntılı sorunu olup ama idmanla sorun çıkamayan atlar olur. Gel dersin ya hoca şuna bir bin. Bir yerinde bir sıkıntı var, çözemiyoruz, ya da bin bize bir şey söyle dersin yani. Tüm atçılık yaralanır. Eskiden öyle olmuyor muydu? Evet. Ekrem abinin yanına gidilmiyor muydu? Mümin abinin yanına gidilmiyor muydu? Demiyor muydu? Ya hoca bir saat ver getirelim çalıştırıyordu. Evladım şurasına bak, şurasına dikkat et. Rapor. Rapor. Ne zaman bir rapordan mevzu olsa aklıma şey gelir. Kulakları çınlasın. Buradan da saygıyla selam ediyorum İzmir'e, Tınay abimize. Tabii. Bir ağaçların altında Tınay abiyle sohbet ediyoruz. Bir antrenör abimiz geldi. Tınay'cığım dedi, atı çıkarır dedi, bir rapor verir misin dedi. Ben doktor değilim, doktora gideceksin dedi. Abi niye kızıyorsun dedim. O biliyor kabahatini dedi. Öyle güzel bir anımız olmuştu. Öyle öyle. Tınay abi hep öyle. Çok hazır adam. Cevaptı. Çok Tınay'a düşen bir atı hazırlarsa emin ol 1-2. Tınay abi dedim, abiye biliyor. Hiç fark yaratmaz. En büyük sevdiğim yanlarından biri neydi biliyor musun? Benim kolonlarım fazla sıkma kardeşim, ben korkmam derdi. Tuttu yeter derdi. Ya bir de şimdi bak konu konuya açıyor. İlerledi. Eskiden Zadikçim ringde, ben de o kategoride çok şanslılardanım. Atın eğrini kontrol etmeden hiç kimse atın üstüne binmezdi. Evet, binmezdi. Bir.
Tıray abinin o lafını çok katılıyorum şimdi. Başka bir şey var yani, yayında da bahsetmek istemiyorum. Yani tutturup bırak ne olacak yani? Zaten elastik kolan çok sıksan atı rahatsız ediyor. Tabii hayır, o bir kontrolü bir şey yapıyorsun. İki üstüne bindiği zaman, bak sen de hatırla, dikkat et. Ayağa kalkarlarda bir kontrol, bir şey kontrol. Biz de onları yaptık sürekli. Ben hiç görmüyorum şu an. Biniyor, devam ediliyor. Selam Tıray abime de. Selamları gönderelim. Şimdi 70 yaşından 18 yaşına geliyoruz. Evet, genç jokeyden ilk galibiyet. Bu hafta jokey haftası. Jokey haftası gerçekten. Haftası. 6 Kasım'da 18 yaşına giren ve 2021 yılında ilk kez at binmeye başlayan genç jokey Madeline Laurent ilk birincini elde etti, ekrana geliyor. 6 Kasım'da 18 yaşına giren ve 2021 yılında ilk kez at binmeye başlayan genç jokey Madeline Laurent ilk birinciliğini elde etti. 10 Aralık günü Tampa Bay'de katıldığı 1400 metre mesafede kum pistteki koşuyu Senkocho isimli safkanla kazanan Rowland'ı yarış sonrası meslektaşları tebrik etti. Rowland, safkanın ilgilileri ve Rowland'ın meslektaşlarının yarış sonrası sevinçleri görülmeye değerdi. Ya şimdi bundan daha güzel keyifli bir şey olabilir. Ama ya, bu gelenek çok güzel. Gelenek ama şimdi bak, o başına geleceğini de biliyor. Şimdi ben anlayabiliyorum, o çıkardığı sesi her zaman çıkaramaz. Ben Demir Bey'le kazanmıştım. O bekliyor zaten. Tabii bütün gece uyumadım. Yani ilk yarısını kazanan bir jokey, o günü, o anı, o zamanı, o atı hiç unutma imkanı yok yani. Hı. Ben dün gibi anlatırım Demir Bey'i. Şimdi o tabii kazandı, bekliyor, gelenek de var. Karşılıyorlar da sanki alacaklarmış gibi. Müthiş bir görüntüler, çok keyifli. Bakar mısın? Ben Churchill Hipodromu'nda son gittiğim sene canlı yaşadım. Churchill'in jokey odası da böyle merdivenlerle çıkılıyor. Arkadan da sunuyorlar. O bir şey değil, merdivende yukarıda bekliyorlardı. Ya çocuğu mahvettiler. Biri soğuksuz, biri kafasına buz kovasını çevirdi. Merdivenlerde zaten orada esir oldu. Ama o sırada tatlı atta bir... Atta güzelmiş hocam. Atta güzel maşallah. Ya orada zaten çok çirkin atı çok nadir bulursun. Hepsi birbirinden güzel, çok alımlı, çok gösterişli hayvanlar. İşte bu unutulmayacak. Evet. Bu çocukların hayatına imza. Aile tabii, bravo. O hayalle zaten o günü aynen bekliyor. Her gün ilkini aynen yapmakla bekliyor. Artık bu zaman ama görüyorsun bak, tıraş köpüğü, kafada bunlar, her şey var. O bazen her şey lazım. Un getiriyorlar, yumurta getiriyorlar, Brezilya, her şey. Hiç fark etmez. Brezilya kafasına yok, zift döksen kızmaz o gün. Ya şimdi efendim? Hiç şey diyemezsin. Ya şimdi bir de bu şu anki teknolojide o kadar çok fotoğrafı, anı, videosu çekiliyor ki. Evet. Yani artık film şeridi gibi, hocanın dediği gibi hayatına imza bak, hazır bekliyorlar. Maşallah. Tebrik ederim. Güzel koşularını ve belki ekrana getireceğiz ilerleyen günlerde. Ve Türk Warrior Melbourne yolunda haberiyle devam edelim. Türk at sahibi Seyit Başal'ın sahibi olduğu Türk jokey İsmail Tokel ile start alan Grant Stevens'ın antre ettiği Türk Warrior yoluna kayıpsız devam ediyor, ekrana geliyor. Türk at sahibi Seyit Başol'un sahibi olduğu Türk jokey İsmail Tokel ile start alan Glenn Stevenson'ın antrene ettiği Turk Warrior yoluna kayıpsız devam ediyor. Son olarak TCK TV ve Tay TV'den de naklen yayınlanan Stakes koşuyu kazanarak 8'de 8 yapan 3 yaşındaki İyiliş Tay artık hedef büyüttü. Bir anda rakiplerini arka grubu dağıttı. 7'de 7'ydi. 8'de 8'e gidiyor. Seyit Başol'un sahibi olduğu İsmail Toker'le koşuya katılan Turk Warrior 8'de 8 yapıyor. İlgililerinin yapmış olduğu açıklamaya göre 7 Ocak günü yapılacak olan Tasmanian Guinea'de start alması beklenen safkanın akabinde 5 Mart günü düzenlenecek olan 1 milyon dolar ikramiyeli Grup 1 Australian Guinea'ye katılması bekleniyor. Ayrıca Mart ayında Flemington'da gerçekleştirilecek olan 5 milyon dolar ikramiyeli All Star Mile'da ihtimaller arasında bulunuyor. Evet, Avustralya'dan başarılı. Seyit Başol, at sahibi. İsmail Toker, Türk Jokey, ikisine de buradan selam at olsun. At Türk, ve Türk Warrior. Aynen, Türk Warrior. Başarılarını zevkle izliyoruz. Güzel bir kombinasyon. Kesinlikle. Bir kere namalup at olması benim dikkatimi çekiyor. 8'e 8. 1 milyon dolarlık Avustralya'nın Guinness'e koşacakmış. İnşallah kazanır. Oradan 5 milyon dolarlık koşu olabilirmiş. İşte bak, o yarışların başarılarına bakılarak. Yani filmi çekilecek olursa, bir at olur. Tabii kesinlikle. O zaman 10'da 10 olur ama son iki koşu grup 1 olunca çok daha farklı noktaya gelir. İnşallah bu... Yol açık olsun diyelim aklımdan aynen sonra. Öyle. Çıta yükseldi yani. Tabii fazla yüksel, söylenecek bir şey yok. Zaten böyledir. Her kazandığınız bir sonrakinin daha zor kazanacak pozisyon da var. Daha zorlanırsınız. Siz ama de şey yapın, akışa bakar mısınız? Kolay yani değil. Gidiyor akışı. Tabii tabii. Ve sonlara duracak gibi gitmiyor. Rakip evet, evet. Doğru, sonlara doğru İsmail gevşedi diye kısrak bıraktı yani. Evet. Evet, tebrik ederim. Umarım daha güzel haberlerini de veririz. Temizkan'dan iyi akşamlar haberi gelmiş. Tınay abim ayeri 3 delik bol binen çok özel bir jokeydir demiş. Ben söyledim evet. Yani evet. Mehmet de şeydi, her zaman eğri verirken her defa hatırlatırdı. Tuttur bırak birader derdi, fazla sıkma derdi.
Özel jokeydi. Özel çok cesur, jokeydi. çok rahat bilen bir jokeydi. Ve bu şekilde efendim programı tamamladık. Biraz sonra son ayak Galatasaray Park'ta koşacak Sait'e döneceğiz ama biz bir kapanış yapalım. Hocam ağzınıza sağlık. Seni daha çok sık görmek isteriz aramızda. Çok akıcı, güzel, zevkli bir program oldu. Buradan da tekrar Sadık Ziren kardeşimize geçmiş olsun. İnşallah kısa sürede iyileşir, tekrar aramıza döner. Ama seni böyle hastalıkla değil, mücbur sebeplerde değil de normal sebeplerde de aramızda görmek isteriz. İnşallah. Renk verdin. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Bizleri ekran başında izleyen atçı dostlara, yarış severlerimize bir nebze gecenin bu geç saatlerini bize izleyip bir nebze keyif verebildiysek ne mutlu bizlere diyerek hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz Gökhan'cığım. Bizi bu saate kadar bekleyip izleyip katkı sağlayan çok ciddi bir ekibimiz var. Kameraman, rejide, yönetmen koltuğunda, tüm gün Tecikat TV'de bu programı yapmak için destek veren birçok arkadaşımız var. Başta onlar olmak üzere. Herkesin eline emeğine sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.